İstanbul Vergi Dairesi'nin Sayın Başkanı, TÜRMOP Disiplin Kurulu Başkanımız, kamu kurumlarımızın çok değerli temsilcileri, kurul üyesi arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, kurumlar vergisi kapsamında transfer fiyatlandırması örtülü kazanç konularının kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesinde özellik arz eden durumların ticari kazançtan vergi matrahına geçişteki ilavelerin, istisnaların ayrıntılı bir şekilde konuşulacağı seminerimize hoş geldiniz. Seminerimize geçmeden önce İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımızın kısa bir sunumunu gerçekleştireceğiz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 10 bin personeliyle 150 bin metrekarede İstanbul'un değişik yerlerinde hizmet veren bir kamu kurumudur. Mayıs 2013'te verdiğimiz hizmetin kalitesine yakışır bir şekilde inşa edilen yeni merkez binamıza geçtik. Yeni merkez binamızda 2400 personelle 76 bin metrekarede 13 vergi dairesi, bir ortak vezne, merkez müdürlükler ve başkanlık birimlerimizle birlikte tek çatı altında faaliyette bulunmaktayız. Sosyal alanlarından standart vergi dairesine, ortak veznesinden engelli yoluna, toplantı salonlarından otoparkına kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, en başından beri ideal vergi dairesi kurabilme adına sütun arası genişliklerin bile dikkate alındığı ferah alanlarıyla kamu binası konseptine hak ettiği değeri verdik. Binamızda resmi, personel ve mükellef araçları için tahsis edilmiş 550 araçlık otopark mevcuttur. Arzu eden mükelleflerimiz gelmeden önce internet sayfamızı ziyaret etmeleri ve araçlarını sisteme tanıtmaları halinde otoparkımızdan ücretsiz yararlanabilmektedirler. Binamızın 200 kişilik konferans salonunda bugüne kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası başkan ve üyelerini misafir ettik. Vergi mükellefiyetiyle ilgili bir işlemin haricinde başka bir sebeple vergi dairesinde bulunan mükellef ve mali müşavirleri misafir etmek bizim için de büyük bir zevkti. KDV iadelerinde özel takip programıyla bir çığır açan başkanlığımız artık tüm iade taleplerinin hangi aşamada olduğunu takip edebilmektedir. Özel takip programı sayesinde ayrıca taleplerin bekleme sürelerini talep türlerine ve sektörlere göre ayrıntılı bir şekilde görebilmekte, uygun tedbirleri hızlı bir şekilde alabilmekteyiz. 2013'te hizmete geçirdiğimiz ve başarılı sonuçlarını gördükten sonra sayılarını her geçen gün arttırdığımız ortak veznelerimiz sayesinde artık mesai saatlerinin ötesinde, öğle tatilinde ve mesai bitiminden sonra da kesintisiz vezne hizmeti verilmektedir. Ortak veznelerimize gelen mükellefler, İstanbul'da bir vergi dairesinin değil, tüm Türkiye genelinde herhangi bir vergi dairesine ait vergi borcunu ödeyebilmektedir. Ortak vezne alanlarına yerleştirilen kiosklarla vatandaş, borç ve tebligatla ilgili sorgulama yapabilmekte, vergi dairesi ve konumuyla ilgili bir takım bilgilere ulaşabilmektedir. Veraset dairelerimize gelen mükelleflerimize en iyi şekilde yardımcı olabilmek için kurulan mükellef temsilciliklerimizde birebir hizmet verilmektedir. Yeni sistemle veraset dairelerimize gelen mükelleflerimize daha uygun ortam ve koşullarda hak ettikleri hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz. Değişen ve gelişen vergicilik anlayışımızın kamuoyuna daha iyi sunulabilmesi, mükellefin ihtiyacı olduğu bilgiye daha rahat erişebilmesi için web sayfamızı da yeniledik ve mükellefimize verdiğimiz ehemmiyetin temsilen de olsa bir nişanesi olsun diye mükellef menüsünü en başa yerleştirdik. En az rahatsızlıkla en fazla vergiyi tahsil edebilme hedefiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vergi gelirlerinde 2012 yılında %15, 2013 yılında da %18'lik bir tahsilat artışı sağladık. Başkanlığımızın 2013 yılında toplamış olduğu verginin %26'sı KDV, %11'i ÖTV, %1'i BSMV olup geri kalan %62'si
gelir ve kurumlar vergisiyle diğer vergi ve harçlardır. Uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olabilmek ve daha fazla ülkeye vizesiz girebilmek için güçlü bir ekonomiye, güçlü bir ekonomi içinde güçlü bir finansman kaynağına, yani vergiye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple de uygulamalarımızda vergi yükünün daha adil bir şekilde dağılmasını hedeflemekteyiz. Mükellefle mücadele etmekten ziyade mükellefle mütabakat sağlayabilmeyi amaçlamakta, daha çok verginin daha az kayıt dışılıktan sağlanacağına inanmaktayız. Ülkemizin kalkınmasında aktif rol oynamaktan daha büyük milli bir görev ve manevi bir haz olmadığına inanan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, sanayici ve iş adamımızı, esnafımızı, sanatçımızı, oda başkanımızı, tüm mükellef ve vatandaşımızı bu milli görevden, bu manevi hazdan daha fazla hissedar olmaya davet ediyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tüm mükelleflerine bol, bereketli ve vergilendirilmiş kutsal kazançlar diler. Biz de bu çağdaş ve modern yeni binalarında çok yararlı hizmetler gerçekleştirecek olan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımızı kutluyoruz. Türkiye ekonomisi için yararlı sonuçlar, faydalar getirir diye umuyoruz. Şimdi seminerimizin açış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Mustafa Dakın'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkanım, değerli üstadlarım, kıymetli hocam ve birbirinden kıymetli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'yla böyle geniş çaplı bir katılımla üçüncü buluşmamız, ama ben daha halen ilk günkü buluşmamızda yaşamış olduğum heyecanı yaşıyorum. İnşallah daha nice güzel günlerde tekrar birlikte oluruz diye düşünüyorum. Bizler kısaca İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak yaptığımız şeylerin bir kısmını size sunumda da takdim etmeye çalıştık. Ama ben çok üzüldüm, bir alkış bile alamadık yani. Öyle zannediyorum ki sizlerden aldığımız ve daha fazla alacağımız desteklerle daha güzel şeyler yapmaya, bir sonraki buluşmalarda daha yeni, daha farklı şeyler sunacağımıza inanıyorum. Ben müsaadenizle fazla uzatmadan birkaç hususa değinip, bu kadar arkadaşımı, meslektaşımı yakalamışken birkaç hususa değinmeden geçemeyeceğim. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı sunumda da yer aldığı gibi 2012'de %15'lik bir tahsilat, 2013'de ise %18'lik bir tahsilat artışı sağladı. İnşallah 2014 yılında her geçen yıl bunu artırarak devam etmek zor, ama yine %18'in üzerinde bir tahsilat artışı bekliyoruz. Bu konuda sizlerin de ciddi gayreti olacağına inanıyoruz. Burada geçen seferki görüşmemizde şöyle bir hususa değinmiştik. Sayın Başkanımız da belirtmişti. KDV'de, ÖTV'de, dolaylı vergilerde artışlar gayet iyi, güzel, ama benim meslektaşlarımın asıl etkisinin beyana dayanan gelir ve kurumlar vergisi artışlarında ciddi bir beklenti içerisindeyiz. Geçen 2013 yılında yapılan 2012 beyanlarında %18 gibi beyana dayanan vergilerde bir artış olmasına rağmen 2013 yılında
beyan edilenlerde sadece %8'de kaldık. İnşallah bu yıl kurumlar vergisinde yıl sonunda yaşamış olduğumuz kur dalgalanmasına rağmen ciddi bir artış olacağını ümit ediyoruz. Yapmış olduğumuz birkaç değişiklikten sizi burada haberdar etmek isterim. Pek çoğunuzun belki malumudur. Vergi dairelerimiz itibariyle bir takım değerlenmelere, toparlanmalara gidiyoruz. Sunumumuzda, söz konusu binamızda, yeni binamızda 13 vergi dairesi olduğu belirtmiştik. Ama en son Mart başı itibariyle dış ticaret ve ulaştırma vergi dairelerimizi, sektörel vergi dairelerimizi, diğer mükelleflerimizi, diğer ihtisas dairelerimize dağıtmak suretiyle onlarda da bir kendimizce hem yer, fiziki mekan hem de personel açısından bir tasarrufa gittik. Bunun mükellefe çok fazla olumsuz bir yansıması olmaması için elimizden gelen gayreti yapmaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen elbette siz mükellef temsilcilerinin, meslektaşlarımızın da bir takım rahatsızlıkları olabilir. Bunları en kısa zamanda en iyi şekilde, en sorunsuz bir şekilde çözeceğimize inanıyoruz. Diğer bir mevzuya değinecek olursak, açılışlarda ilk mükellefiyet tesislerinde nüfus kağıdı aslının istenmesi vardı. Bununla ilgili yeni tamim çalışmamız bugün yarın kısmet olursa gündeme gelecek. İlk defa vergi dairesinde mükellefiyet tesis eden mükelleflerimizden vergi asıllarını, nüfus kağıdı asıllarını isteyeceğiz ama gerek ticaret odasına tescili gereken şeylerde limited şirket, anonim şirketlerinde gerekse de bir yerde zaten mükellefiyet olup mükellefi nakil olan mükelleflerde vergi nüfus kağıdı aslını istemiyoruz. Ortak veznelerle ilgili öyle zannediyorum ve ümit ediyorum ki siz meslek mensuplarımızın vezne saatlerine, bir vergi dairesinin veznesinin kuyruğundan çıkıp başka bir vergi dairesinin vezne kuyruğuna girme çilesinden büyük oranda sizleri kurtardığımızı zannediyoruz. Artık 16.30, 17 itibariyle bizim sıramatiklerimizden sıralarını alan her vatandaşımız, her meslek mensubumuz son mükellef, son kişi ödemesini yapıncaya kadar açık olacak şekilde hizmet sunmaya devam ediyor. Bu konuda mesaiyle ilgili, öğlen saatlerinde mesaiyle ilgili bir sıkıntı yaşatmadığımızı zannediyoruz. Benim sizlerden bir iki ricam olacak. Web sayfamızı dikkatle takip etmenizi, orada belirtmeye çalıştığımız, dikkati çekmeye çalıştığımız hususlara ehemmiyet göstermenizi özellikle istiyoruz. Bunlardan bir tanesi, re'sen terk ettirilen mükelleflerimizi biz artık ilan ediyoruz. Hatta Türkiye genelinde ilan ediyoruz. Böylece bağlı bulunduğumuz veya dışarıdan hizmet verdiğimiz firmaların bir takım firma, yeni firma girişlerinde o firma gerçek mi değil mi, en azından buna yönelik ön bilgileri ilk etapta alabileceğiniz, sorgulayabileceğiniz bir sorgulama sayfası Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet vergi dairesi üzerinden açtık. Bunu özellikle kullanmanızı ben salık veriyorum. Diğer bir taraftan yıllarca ilan edilen tebligatlar, ilanen yapılan tebligatlar ciddi sorunlar oluyordu. Kim hakkında, nerede, hangi vergi dairesinde, hangi vergi dairesinin panosunun ulaşılamayan kaçıncı ek ilave sayfasında, listesinde belli olmayan mükellefler ilanen tebliğ ediliyor ve söz konusu kişiler ve mükelleflerimiz hakkında bunlar
hüküm icra ediyordu. Pek çok şikayetler oluyordu. Bunları en azından mükelleflerimiz ve siz meslek mensubu meslektaşlarımızın rahatlıkla sorgulayabilmelerine imkan sağladık. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımızın web sayfası üzerinde sadece TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile sorgulama yaparak ilgili kişi veya müşterileriniz veya herhangi bir tanıdıklarınızla ilgili ilanen tebligat var mı yok mu bunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kasım 2013 Kasım ayı itibariyle yaklaşık 600 bin civarında böyle bir ilanen tebligat vardı. Bunu üzülerek söylüyorum bu rakamı. Ama yeni koymuş olduğumuz sorgulama sayfası sayesinde 150 bin tane mükellefimiz kendi ismini oradan sorgulamak suretiyle herhangi bir hak düşürücü olaya mahal vermeksizin kendi hakkında yapılan ödeme emri olsun, ihbarname tebliğ olsun, onunla ilgili hukuki haklarını rahatlıkla öncesine nazaran rahatlıkla koruyabilme imkanı elde ettiler. Ben son iki şeyden bahsederek sözlerimi nihayete erdirmek istiyorum. Bir tanesi sunumda da gördüğünüz gibi değişik odalarla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımızın konferans salonunda buluşma imkanımız oldu. Esnaf odası, ticaret odası, yeminli mali müşavirler odası ve ben buradan başkanımızı da 200-250 civarında arkadaşımızı alıp gelmelerini bekliyorum. Buradan davetimi yineliyorum. İnşallah sizleri de kendi binamızda ağırlamaktan onur duyacağımızı, şeref duyacağımızı söylemek istiyorum. Diğer bir hususumuzda Batan Caddesi'ndeki yeni binamızda bu imkanı yaklaşık bir aydır sağlamış durumdayız. Meslek mensubu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız geldiklerinde web sayfamızda yayınlandı. Sadece kendi isimlerini, TC kimlik numaralarını ve araçlarını tanımlamak suretiyle vergi dairemizde sizlere ayrılmış özel otoparkımız olduğunu ben buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Başka da başkanım bir görüşmemiz daha vardı. Çalışma grupları yapalım şeklinde. Sizlerden süzülüp gelen sorunlar, konular ne olursa ilk önce odamızla, odamızda oluşturulacak çalışma gruplarıyla biz gelir vergisi konusunda olur, kurumlar vergisi konusunda olur, usul konusunda olur. Hangi konuda arzu edecek olursanız olun, sizler geldiğiniz takdirde bizler yetkili yardımcı arkadaşlarım ve ilgili müdür arkadaşlarım görevlendirmek kaydıyla birebir çalışmalar yapabilir. Sorunlarınız neler ise birinci ağızdan dinleyebilir ve ilk etapta neler yapabiliyorsak bunları yapmaya çalışacağımıza dair ben buradan tekrar sözümü vermiş olayım. Hepinize bizi dinlediğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılımcı seminer arkadaşlarıma, üstadlarıma da başarılar diliyorum ve ümit ediyorum ki çok güzel, bereketli, hayırlı bir toplantı olur. Hepimiz istifade etmiş olarak buradan ayrılmış oluruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi günler. Açış konuşmalarını yapmak üzere oda başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın
Sayın Vergi Dairesi Başkanım, çok değerli konuklar, odamızın değerli kurul üyeleri, değerli temsilciler, İstanbul Odası'nın değerli eğitim gurmeleri, seminerimize hoş geldiniz. Ben eğitim gurmeleri diyorum. Sizin kadar eğitime önem veren, değer veren bir cami olduğunu zannetmiyorum sevgili arkadaşlar. Bu dönemin büyük eğitimlerimizin sonuncusunu yapacağız. Bugün Mayıs ayından bu yana TESMER İstanbul Şubemiz tarafından biliyorsunuz 15 konuda sektörel eğitimler yaptık. Bu eğitimlere yaklaşık 5000 meslektaşımız katılmış. Ayda bir düzenlenen bu tip eğitimlere yaklaşık 3000 arkadaşımız katılmış. KEP eğitimlerine ise de yine yaklaşık 1000 meslektaşımız katılmış. Tabii tek bir şey söylemek gerekiyor. Bu eğitime verdiğiniz destek için sizi yürekten alkışlıyor sevgili arkadaşlarım. Eğitime hiçbir zaman ara vermeyeceğiz. Özellikle önümüzdeki süreçte daha da önemli olacak bağımsız denetim ve TFRS eğitimleri konusunda ciddi bir çalışma planlanıyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Mayıs-Haziran ayında bu eğitimlere birlikte başlayacağız. Değerli meslektaşlarım, çok fazla vaktinizi almayacağım ama birkaç konu altını mutlaka çizmek istiyorum. Her toplantıda olduğu gibi gözetim kurumu ile ilgili mücadelemizin sonuna kadar devam edeceğini herkesin bilmesini istiyoruz. Her zaman anlattım, 15 yılını dolduran meslektaşlarımız hiçbir sorunu yok. Ama dünyanın hiçbir yerinde bu yeterlik sınırını verildikten sonra ki o kadar zor koşullar altında genç arkadaşlarımız bu sürece dahil oluyorlar ki önce staja başlama sınavı, 3 yıl staj, arkasından yeterlik sınavı, sonra bir kurum çıkıyor diyor ki bunlar yetmez, tekrar 3 yıl staj, tekrar sınav arkadaşlar. Bu yanlış düzeltilinceye kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz arkadaşlarım. Bunu kendimiz adına değil, gençler adına yapılacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Değerli meslektaşlarım, bugün 1 Nisan. Şakalara hazırlıklı olun. Aslında buraya gelirken bir Nisan şakası yapalım mı diye düşündüm ama şaka ciddi bir şey biliyorsunuz. Ondan vazgeçtim. Ama bugün 1 Nisan'ın bir başka özelliği var. E-fatura başlıyor sevgili arkadaşlar. Maalesef hayır öyle haklısınız, ona bir itirazım yok da ama biraz önce gördük Vergi Dairesi Başkanlığımızın ki o konuda düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Türkiye bir yere gidiyor gördüğünüz gibi. Türkiye bir yere gidiyor. Elektronik devlete doğru gidiyor. Ve siz istesek de istemesek de hayatımıza bundan sonra e-fatura konusuna herkesin alışması lazım. Ha bu süreç çok kolay olmayacağını biliyoruz. Sancılı olacak, zaman alacak ama hayatın bir gerçeği birçok ülkede olduğu gibi artık muhasebe dünyamızda nasıl 1984 yılı yeni bir dönemin başlangıcı olduysa 84 hatırlayın katma değer vergisinin çıktığı tarihtir, öyle mi arkadaşlar? Katma değer vergisine kadar seneden seneye muhasebe işini yapan bizler KDV'den sonra her ay düzenli bir muhasebe sürdürmeye çalıştık. O yüzden e-faturadan kimsenin kurtulması yok. Peki nereye gidecek sevgili arkadaşlar? Bu süreç bir gün gelecek, yıllar önce söyledik. Kağıtların kalkacağını, her şey elektronik ortamda olacağını ifade etmiştik. Ve bugün en iyi bunu başaran sizlersiniz. Vergi İdaresi herhalde bu bizim büyük yenilikimizden dolayı örneğin
tüm beyannameleri internetten göndermemizden dolayı biz de büyük bir alkış istiyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu sizin başarınız. Şimdi süreç şu. E-fatura, e-defter. Peki ne olacak? Muhasebe ortada mı kalkıyor? Asla kalkması mümkün değil. Mutlaka ne olursa olsun elektronik ortamda istediği kadar düzenlensin ama bir uzman olan bir mali müşavire ihtiyaç olmadan o beyannamelerin ve mali tablonun düzenlenmesi asla söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Bu anlamda bir yandan mali tabloları düzenleyenler, bir taraftan denetleyenler ve en önemlisi müşterimizin belki görmediği gerçekten büyük özveriyle bu işi sürdüren bizlerin asıl ihtiyacı olan şey ona fayda ve değer yaratmak olduğunu inanıyoruz. Bu da uzmanlıklardan geçiyor sevgili arkadaşlarım. Sözü fazla uzatmak istemiyorum bu bölümde. Her zaman söyledik. Olmazsa olmazımız güçleri birleştirip kurumsal yapıları kurmaktır. Tıpkı biraz önce izlemiş olduğumuz vergi dersi başkanının yaptığı çalışmalar gibi sevgili arkadaşlar. Burada çok eski arkadaşlarım var. 90 öncesinde mesleğe başlayan arkadaşlarım var. O 90 öncesinde vergi dairelerinin yapılanmasını düşünün arkadaşlar. Binbir zorluklarda tahakkuk işi ayrı, ödeme işi ayrı, o çileyi biliyorsunuz. Ama bugün hakikaten gurur duymak lazım. İşte örnek İstanbul her şeyin merkezi örnek bir çalışma vergi dersi önümüze koydu. Ama eğer bizler de onlar gibi düşünmezsek, onlar gibi kurumsal yapılarımız olmazsa rekabet etme şansımız asla söz konusu değil. Biz sonuna kadar kurumsallaşma sürecinde sizlerin yanınızda yer alacağımızı belirtmek istiyorum. Ve bu konuda da ciddi çalışmaların tamamlandığını tüm arkadaşlarımızın bilmesi lazım. Yine değerli arkadaşlar, iki meslek kararı yayınlandı. 1-1-2015 tarihinden itibaren zorunlu olarak yürürlüğe girecektir. Bunlardan bir tanesi haksız rekabette mücadele ile ilgili bir programdır. Yani bu programın özelliği şu: nasıl her şey elektrik ortamda yapılıyorsa sözleşmeler de elektrik ortamda düzenlenecek ve müşteri süreci de bu yazılım süreciyle takip edilecektir. İkinci meslek kararı hizmet kalitesinin artırılması ile ilgili bir meslek kararıdır. Bunlar yaz ayından sonra yoğun eğitim toplantılarıyla sizlerle paylaşacağız. Ama bu iki çalışmanın üç tane önemli sac ayağının tamamlanması gerekiyor. Mesleki örgütümüzün gündeminde olan konular olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık sevgili arkadaşlar, müşteri sayılarının sınırlanmasının zamanı gelmiştir. Bu işin başka yolu yok. Yani kafana göre 300-500 iş alıp ondan sonra da beyan uzat diyerekten bu iş olmayacağının altını çizmek istiyorum. Ama beyanname konusuna geleceğim. İkincisi, artık emeğimizin karşılığı olan zamanı endeks ücret tarifesi mutlaka hayatta geçmesi gerekiyor. Ve son olarak da paralarımızın, tahsilatımızın müşterinin inisiyatifine göre değil, banka yolu tahsili olmazsa olmalardan bir tanesi. Bu üç konu önümüzdeki süreçte mutlaka tamamlanacaktır. Ve bugüne kadar şikayet ettiğimiz üç okundan da birlikte kurtulmuş olacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, ben önce Sayın Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Üçüncü bizlerle birlikte olması. Biz kurulduğumuz günden bu yana hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Özellikle kamuyla ilgili hep diyalogtan yana olduk. Çünkü biz de bu anlamda bir mesleği sürdürüyoruz. Bu anlamda bize kapısını açan tüm bürokratlara sona kadar kapımız açıktır. Etle kemik mi sevgili arkadaşlar? Ne onlar bizsiz, ne bizsiz onlar olabilirler. Bu anlamda Sayın Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Dakın'a göreve geldiği günden beri meslek odasıyla olması gereken diyaloğu kurmuştur. Bu anlamda kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Tabii birkaç ricamız var. Neden ricamız var? Kendisi İstanbul demek, Türkiye demek biliyorsunuz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı'nın dilekleri, talepleri her zaman Ankara tarafından gözden alınacaktır. Biz çok fazla bir şey istemiyoruz sevgili arkadaşlar. Önce bu meslek örgütü
vergi idaresine gittiği zaman çalışanlar tarafından saygı görmek istiyor. Bu bizim hakkımız olduğunu inanıyorum sevgili arkadaşlar. Birinci konu bu. İkincisi, ya şu beyan sürelerini başkanım düzeltelim artık. Yani biz 23.58'de veya beyannamenin son gününde uzatılma haberini artık bu camiyi almak istemiyoruz sayın başkanım. Bunu lütfen aktarın. Yani bu zor bir şey değil. İnanın zor bir şey değil. Şimdi bakın, artık eskisi gibi değil. Yani iş çoğaldı. Bakın bu camia BABS'ye artık itiraz etmiyor. Niye etmiyor? Dediniz ki BABS ile kayıt dışı ekonomi önlenecek dediniz. Hakikaten de bu konuda yararlanıyorsunuz. BABS işlerimiz var, o var, bu var, bu var. Yetişmiyor. Yetişmeyince beyan süresini, yani gelir vergisi, kurumlar vergisini 25 olaraktan koyuyorsunuz. Bunu siz koymuyorsunuz. Siyaset koyuyor. Her seferinde camia talep ediyor, ay sonu çekiliyor. Ya gelin bunu düzeltelim sayın başkanım. Lütfen bu sesi bu arkadaşlarımızın, tabii bir sonra isteyip istemediğini göreceğiz. Birkaç şey de söylüyorum. Beyan sürenin eski tarihleri çekilmesi ve geçici verginin son döneminin kaldırılması için sayın başkanım. Var mıyız arkadaşlar bu işe? Süper. Süper. Şimdi sayın Alper Kuş, sayın disiplin kurulu başkanımız, geçmiş dönem İstanbul defterdarlarımızdan, hakikaten sayın Kuş görevi aşamasında hep kapısını bize açmıştı. Çok iyi diyaloglar oluştu etti. Bu diyaloğu sayın başkanımız da sürdürüyor. Özellikle biraz önce anlatmış olduğu bir konu vardı. Sizler adına gerçekten minnettarız, teşekkür ediyoruz. Özellikle Büyük Vergi Dairesi Başkanı'na gittiğiniz zaman Mali Müşavir'in otopark, özel otopark olması son derece güzel. Ama biz şuna inanıyoruz. Bugün İstanbul Adliyesi'ne gittiğiniz zaman baronun odası varsa, bize daha önce bu konuda bir sözünüz var. Başkanım odamızı da istiyoruz sizden. Bunu lütfen en kısa sürede, yani bu bir kimlik meselesidir. Orada benim meslektaşım ofisine gelmeden o odasında sorunları yapmalı, aşmalı düşüncesindeyiz. Bu sözünüz var, biliyorum. Bunu da mutlaka hayata geçireceksiniz. Ve bize iletmiş olduğunuz toplantı talebinizi de biz de büyük bir onurla kabul ediyoruz. En kısa sürede sizlerle birlikte olacağız. Son bir dileğimle konuşmamı bitireceğim. Yine geçmişte İstanbul defterdarları ve vergi dairesi başkanlıklarıyla çok güzel bir çalışma yapmıştık. Vergi daireleri uygulama birlikteliği rehberi sayın başkanım. Ve vergi dairesi başkanlığı da birlikte bu rehberi hazırlık dağıttık. Şimdi biz bunu Türkiye uygulama birliğine çevirmeyi düşünüyoruz. Hakikaten böyle bir rehber elimizde olursa hem sizin çalışanlarınız işi rahatlayacak, hem de meslektaşlarımız vergi dairesine giderken isim evrak ve belgelerde de onu doğru düz götürme olana sahip olacak. Bunu da gündemimize almanızı özellikle sizden istirham ediyoruz. Ve sözü artık çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok değerli konuşmacılar var. Aslında geleneksel oldu. Sayın Alper Kuş başkanlığında vergi dairesi başkanımızdan Fatih Bey, Bumin Hocam ve Erkan Üstad her toplantımızda bizimle birlikte oluyorlar. Sadece Mustafa Sayın Çamlıcan'ın bize bir sözü var. Üstad, o işi de çözelim diyoruz. Ben keyifli bir seminer olmasını diliyorum. Tekrar sevgili gurme dostlarıma, bir kez daha tüm arkadaşlarıma teşekkürler ve saygılar sunuyorum. Şimdi seminerimize geçiyoruz. Ben ilk konuşmacımız İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Grup Müdürü Sayın Fatih Kaya'yı davet ediyorum. Buyurun Kaya. Sevgili hocamız Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bumin Doğru Sözü davet ediyorum. Buyurun hocam. Ve yine yeminli mali müşavir Erdal Çalıkoğlu. Buyurun hocam. Şimdi oturumumuzu yönetmek üzere TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı
Evet, buyurun Alper Kuş'u davet ediyorum. Seminerin başarılı geçmesini diliyorum. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, değerli Oda Başkanım, değerli panelistler, çok değerli meslektaşlarım. Hepiniz geleneksel hale gelen bu toplantımıza hoş geldiniz. Çok kısa bir şeye değinmeden geçemeyeceğim. Değerli başkanım böyle bir içim cız etti. O dış ticaret vergi dairesini 92 senesinde kurarken, yani inanın arşivdeki dosya hizasından işlem önergesine kadar o kadar titizlikle yapmıştık. Tabii bu beni üzdüğünü zannetmeyin, beni bu çok sevindirdi. Biz uzmanlaşmış vergi değerleri yaratabilmek amacıyla bu vergi değerleri kurmuştuk. Şimdi iftarla görüyorum ki bütün vergi değerlerimiz uzmanlaşıyor. Benim beklentim çok kısa bir sürede İstanbul'da sadece iki vergi dairesiyle ve internet üzerinden değerli arkadaşlarım bu işi son derece başarılı bir şekilde yapacaklardır. Değerli arkadaşlarım, çok değerli panelistlerimiz var. Geçen dönemdeki tecrübelerimiz gösterdi ki bizim en çok soru ve cevap kısmına ihtiyacımız var. Bu soru ve cevap kısmına daha fazla vakit ayırabilme gayesiyle değerli panelistlerimizden yarım saati geçmemek üzere konuşmalarını tamamlamalarını rica edeceğim. Ve derhal de sözü ilk olarak Sayın Erdal Çalıkoğlu'na veriyorum. Hayırlı olsun diyorum. Üstad teşekkür ediyorum. Buradan mı şeyden kürsüden mi? Siz bilirsiniz. Siz nasıl uygun görürseniz. Kürsü daha rahat olur gibi evet, sizin için ama. Slaytları nasıl idare edeceğiz? Slaytları evet. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Başkanım, üstadlarım, katılımcılar, meslek mensuplarımız. Çok ciddi, güzel bir katılım var aslında. Geçen sene de böyleydi. Yani katılım da gelenekselleşiyor Sayın Başkanım. Aslında ya mali müşavirlik mesleği olarak Türkiye'de ben dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırma imkanına sahibim biraz da. Ya gerçekten gurur duymamız gereken bir şey var. Yani biz 30-40 yıl enflasyonu yendik gibi diyelim. Yani onun üstüne enflasyon muhasebesini yaptık. Elektronik uygulamalarla ilgili Türkiye'de ilk çıktığında ben araştırmıştım. Amerika'da ne oranda yapıyoruz? Bizde ne oranda yapıyoruz? Orada da enteresan bir şeydi. Amerika'da biraz ihtiyarı girmiş. Oradaki elektronik beyannameye geçme oranı işte zamana bağlamışlar. %15 iken bizde bir gecede %90 oranında olmuştu. Enteresan bir yaklaşım tabii. Bazı şeylerde çözüm al. Yani seçim sonuçlarıyla örtüşen bir sonuç değil mi burada da? Ama bunu yani bence mali müşavirlik mesleğinin birikimi yaptı. Yani 1989'da meslek kanunu çıktıktan sonra odaların örgütlenmesi, yani insanlar mesleğe sahip çıktı. Ciddi anlamda da bir yetenek ve çalışma birikimi var. O anlamda yurt dışındaki şeylerle karşılaştırınca yani zaman, bir işi yapma, ne kadar yapma, o çerçevede biz bayağı ilerideyiz. Bir de şimdi yeni kurumlar vergisi kanununa bir şey eklendi. Yani daha önce Yahya Arıkan Başkanımız gün demeçler falan vermişti. Yani dünyada bazı ülkeler, diyelim ki büyük ülkeler şey yapıyor, bazı fonksiyonları değişik ülkelere yüklüyor. Daha ucuz yapabilecekleri o işi. Muhasebe anlamında da ciddi olarak dünyada böyle bir trend var. Yani Polonya'ya gidiyor, Hindistan'a gidiyor. Aslında Türkiye'ye de baksak biz onlarla çok rahat rekabet edecek durumdayız. Yetenek olarak, bilgi birikimi, elektronik uygulamalar olarak. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da öyle bir değişiklik var. Henüz çok uygulamasını görmedik ama umarız bizde de o tür örgütlenmeler çıkar. Ciddi anlamda bir rekabet imkanı yaratmış oluruz. Süre sınır nedeniyle ben hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi kurumlar vergisi, bizde niye kurumlar vergisi var dediğimizde aslında kurumların ortaklarından ayrı bir
varlığı var. Aslında o nedenle kurumun kendisine bir vergi atfetmek istiyoruz. Teorik olarak buradan çıkıyor. Oranlama olarak bakarsak kurumlar vergisi vergi geliri olarak çok önemli bir vergi midir? %9'lar, 10'lar civarında toplam vergi gelirleri içerisinde öyle bir şey var. KDV'den, ÖTV'den falan bayağı geride. Ama şöyle bir önemi var. Kurumlar vergisi yani ekonominin dinamosu, temel aktörleri olan şirketlerin vergilemesini, şirketlerin mali sonuçlarını doğrudan ilgilendiren bir şey. O anlamda bir başlangıç noktası gelir vergisiyle birlikte. Şimdi öyle olunca ciddi anlamda önemli bir vergi. Yani kavramsal olarak önemli vergi. O anlamda yani toplam vergi gelirlerindeki payından daha fazla kurumlar vergisini konuşuyoruz genel olarak. Şimdi kimlerin kazançları kurumlar vergisine tabidir diye kısa bir giriş yapalım istedik. Yani şirketler var, anonim şirketler, limited şirketler, kolektif ve komandit şirketler, tüzel kişilikleri olmasına rağmen onların sorumlulukları sermayesiyle sınırlı olmadığı için onlarda gelir vergisi uyguluyoruz. Adi şirketlerde gelir vergisi uyguluyoruz. Bir de derneklerin, vakıfların veya kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirlerini kurumlar vergisine tabi tutuyoruz. Ama kurumlar vergisi derken biz gene temel referanslarımızı gelir vergisinden alıyoruz. Gelir vergisindeki ticari kazancı esas alıyoruz. Bizde aslında her ortalama 4 yılda bir kurumlar vergisiyle ilgili çok esaslı değişiklikler olurdu. Hani demin dedim kurumun kendi varlığını vergiliyoruz. Bir teorik bir şey aslında. Ondan sonra onun üzerinde ortakların kazançlarına yönelik bir vergileme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Demet dağıtında stopaj yapıyoruz. Bu aslında eskiden tek aşamalı bir vergi uyguluyorduk. Şimdi iki aşamalıya geçtik. Eskiden kurum düzeninde yapılan vergileme nihai oluyordu. Hatta hiç beyan edilmiyordu. Sonra bir takım beyan sınırları getirildi. Şimdi böyle oynaması da kolay bir vergi. Yani oranları değiştiriyorsunuz. %30'du, %20'ye indi. Stopaj oranları 15'ti, 10'du, 15'e çıktı falan. Böyle olunca çok esaslı değişiklikler de oluyordu. Geçen sene de esaslı bir değişiklik olacaktı. Gelir vergisi tasarısıyla orada kurumlar vergisi ve gelir vergisi kanunlarını birleştiriyorduk. Biraz o kanunun tasarının kanunlaşma süresi geciktiği için bu seneyi geçen seneyle hemen hemen çok fazla değişiklik olmadan geçirdik. Ama önümüzdeki sene bazı önemli değişiklikler olabilir kurumlar vergisiyle. Şimdi ticari kar, mali kar diyoruz. Mali kar aslında kanunlarımızda mali kar şudur diye tanımlanan bir şey yok, bir ifade yok. Ama biz hani ne yapıyoruz? Tek düzen hesap planı, şimdi son zamanlarda UFRS ya da TFRS dediğimiz muhasebe prensiplerine göre bir mali tablo oluşturuyoruz. Çok farklı kar çıkıyor. Şimdi bu mali tablolarımıza göre çıkan kara biz ticari kar diyoruz. Ama bunu bizim değerleme hükümleri, vergi kanunlarındaki kazanç tespitine ilişkin hükümler, istisna uygulamaları, zarar mahsulü gibi esaslara düzelterek bir mali kâra ulaşıyoruz. Mali kâr da çoğunlukla kurumlar vergisi matrağıyla eşit olan bir tutar oluyor. Şimdi çok basit bir örnek yaptık. Hani ticari kâr, mali kâr niye önemli? Daha sonra bağış ve yardımlarda, değişik şeylerde, istisnaların indiriminde falan önemli oluyor. Ticari bilanço karımız var veya zararımız varsa orada duruyor. İlavelerimiz vardır. Şimdi bazı giderleri vergi kanunları boyunca indirim konusu yapamıyoruz veya bazı giderleri de diğer kanunlar indirimini yasaklıyor. Vergi matrağında indirimini. Değerleme farkları vergi usulü kanunda bir iktisadi kıymeti değerlerken hangi kriterleri uygulayacağımız orada yazıyor ama biz ticari gerekçelerle veya muhasebe prensipleri çerçevesinde farklı bir şekilde değerlemiş olabiliriz. Bununla ilgili düzeltmeleri koyuyoruz. Daha sonra bir zarar olsa dahi indirilecek istisnalar grubumuz var. Örneğin iştirak kazançları bunlardan biri. Daha sonra belki gene değineceğiz. Bir de yine diğer kanunlarından kaynaklanan zarar dahi olsa indirecek istisnalar var. Yine kendi muhasebe uygulamalarımızdan dolayı bazı gelirleri tahakkuk ettirmiştiriz. Ama vergi kanunları açısından o gelir henüz oluşmamıştır. Değerleme farkları bunları topladıktan sonra mali tablo sonucu yani mali kar sonucu zarar olabilir veya kar olabilir. Kar olduğunda nereye gidiyoruz? Geçmiş yıl zararlarını düşüyoruz önce. Daha sonra kazancın bulunması halinde indirilecek bazı istisnalar var. Bunlar kurumlar vergisi kanunu 10. maddesinde sayılıyor. Bağış ve yardımlar gibi, sponsorluk harcamaları gibi veya diğer kanunlardan gelen indirimler var. Bir de çok tartışmalı 2006'dan beri yapılan değişiklikten sonra sürekli tartıştığımız yatırım indirimi var. Ondan sonra tutar kalıyorsa kurumlar vergisi matrağına ulaşıyoruz. Şimdi indirilebilecek, indirilmeyecek giderler nedir? Bunlar kısaca
irdeleyelim istedik. Hani üzerinden geçelim. Yine sorular olursa detaylı onları konuşuruz. Bizim aslında vergi kanunlarında gider olarak tanımladığımız temel gider işle ilgili olmak ve işin idamesiyle ilgili olmak kaydıyla genel gider olarak bir tanım var. Yani biz aslında muhasebe uygulamasında genel gider dediğimizde çok genel olan şeyleri kastediyoruz ama vergi kanunlarımızda işle ilgili giderleri ayrıca tanımlanmamış olduğu için yani işle ilgili yaptığımız pazarlama harcamaları, ücret ödemeleri, elektrik faturası, kiraydı, şuydu buydu. Bütün onlar aslında o vergi kanunlarında, gelir vergisi kanunu 40. maddesinde yer alan genel gider kapsamında düşüyoruz. Aslında bu bazen de çok problemlere yol açıyor. Yani bu kadar giderin çok genel olarak tanımlanmış olması. Çünkü çok subjektif unsurlar var. İşle ilgili olması ve işin sürdürülebilmesiyle ilgili olması. Hani bununla ilgili kriterler nedir? Hani makul bir şekilde analiz etmek lazım. Giderlerin işle ilgili olduğunu ve işle ilgili işin sürdürülmesiyle ilgili olup olmadığını anlama açısından. Bunun dışındaki giderlerle ilgili ise kanunlarımızda ayrıca sayılmak yoluyla biz tadal ediyorduk eskiden. Hani belirlemiştir. Şimdi genel giderlerle ilgili götürü gider uygulamamız var. İhracat götürü gideri diye adlandırıyoruz uygulamada daha çok. Bu da temel olarak ihracat, yurt dışı taşıma, onarım gibi döviz kazandırıcı bir faaliyet varsa bununla ilgili döviz gelirimizin 1/5'ini götürü olarak vergi matrağımızdan indirme imkanımız var. Kanunla öyle bir hüküm var. Yurt dışında bu faaliyetlerine ilgili olarak yapacakları giderlere karşılık olmak üzere diyor. Şimdi eskiden beri bu 20 yıl oldu bunun bu hükmün çıkışı ama 20 yıldır biz bir şekilde bir tartışmayı sonlandıramadık. Çünkü idarenin yaklaşımı fiilen bir gider yapılmış olması gerektiği yönündeydi. Ama uygulamada hani fiilen gider yapılmış olması gerekir deyince insanlar nakit parayı çekiyor, bir şekilde harcama yaptım diyor. Bu da çok doğru bir şey değil. Sonuçta bu bir götürü giderdir, beyannamede indirilmelidir yaklaşımını benimsedi uygulama. Bu sürekli eleştiri konusu oluyordu. Vergi mahkemeleri, Danıştay bugüne kadar hep lehe karar veriyordu. Ama enteresan bir şekilde idare gene yani vergi inceleme grupları bunlarla ilgili olarak ısrarla tebliğdeki açıklamaya dayanarak buna ilgili sürekli eleştiri yapmaya çalışıyorlardı. Bizim yargı sistemimizde de bir özellik var yani farklı yargı kararları olmasa içtihadı birleştirme kararı alınmıyor. Dolayısıyla yargı kararları hep bir yöndeydi ama son zamanlarda yani mükellef aleyhine bir karara rastladık. Ama orada bir özellik vardı. Mükellef hiçbir şekilde bu işlerle ilgili kayıtlarına yansıtamadığı veya gider yazamadığı bir gideri yoktur diye özellikle söylemiş. Yani ben bunu götürü olarak düşeceğim, herhangi bir giderim yoktur deyince mahkemede bir gider yoksa düşülmesi de bizce uygun değildir diye bir karar verdi. Yani bu anlamda belki içtihadı birleştirme kararının yolu açıldı ama uygulamada bununla ilgili dikkatli olmak lazım. Gene yani varsa bir takım kanundan kabul edilmeyen giderler onlarla karşılaştırmakta fayda var. Çünkü idarenin genelde yaklaşımı fiilen bir gider yapılmış olması, belgesiz veya kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetinde bir gider yapılmış olması halinde bu götürü giderin uygulanabileceği yönünden. Bunun dışında birçoğumuz yaşıyoruzdur. Hani iş yerinde verilen yemek giderleri aslında bir de yemek çeki uygulamamız var. Onu da hani son zamanlarda yapılan uygulamalarla hani yemek hizmeti sağlayan yerlerden alınmış hizmet gibi yapıp yemek çeki veriyoruz. Bunları da bir özel düzenleme çerçevesinde gider yazabiliyoruz. Tedavi ve ilaç giderleri diyor. Burada aslında kanundaki hükme baktığımızda bu tedavi ve ilaç giderlerinin iş yerinde olması gerekmiyor. Yani işverenin çalışanın tedavisi ve ilaç giderleriyle ilgili işverenin kendi adına aldığı faturaları doğrudan gider yazması gibi bir şey söz konusu. Yani kanun hükmünden ve yargı kararlarından o anlaşılıyor. Yani böyle bir uygulama var. Çok fazla yaygın olarak işverenler böyle bir sağlık tedavi giderlerini üstlenmiyor ama kanundaki ifade o şekilde. Bilemiyorum özel olarak karşınıza gelirse oradan yani aklınızda bulunsun diye söylemek istedim. Sözleşmeye mahkeme kararlarına veya kanun emrine göre ödenen zarar ziyan ve tazminatlar burada kanunda ayrı bir hüküm var ama diğer tarafta yine gelir vergisi kanununda, kurumlar vergisi kanununda işletme sahibinin suçlarından doğan tazminatlar gider yazılmaz diye orada
vergi idaresinin hani kusur olması halinde ödenen tazminatların gider yazılması ile ilgili biraz daha muhafazakar bir yaklaşımı var. Hani bir kaza oldu, bir şey oldu. Bu durumda işverende kusuru varsa o kusura isabet eden tazminat kısmı gider yazılmaz diye. Ama bir sözleşmemiz var ticari bir işle ilgili olarak, o sözleşme hükümleri yerine gelmediği için bir tazminat ödemek durumunda kaldıysak veya mahkeme sonunda böyle bir tazminat ödemek zorunda kaldıysak bunu gider yazabilmemize imkan veren özel bir kanun hükmü var. Yine seyahat ve ikamet giderleri, bunları da gene işle ilgili olması, işin genişliğiyle mütenasip olması halinde dikkate alabiliyoruz. Taşıt giderleri, amortismanlar, bunları zaten uygulamada çokça rastlıyoruz. Bina, arazi, gider, damga vergisi, belediye vergileri gibi böyle işlem bazında olan vergiler, bunlar aslında doğrudan gider yazabilmemize imkan veren bir özel hükmümüz var gelir vergisi kanununda. Sendikalar kanuna göre ödenen sendika aidatları, işverenlerinkini kastediyorum tabii. Burada da bir sınır var. Diğer taraftan bir de bireysel emeklilik sisteminde bu son yapılan değişikliklerle işverenlerin bireysel emeklilik sisteminde çalışanlar için doğrudan katkı yapması halinde de bir indirim yapma imkanı getirildi. Daha önce işte çalışanların ücret matrağından düşülebiliyordu. O uygulamayı kaldırdık. Devlet doğrudan katkıda bulunuyor bireysel emeklilik sistemine katılanlara. İşverenin de katkıda bulunması söz konusu. Burada tabii bir sınır koymuş. Brüt ücretin %15'ini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını da geçmeyecek. Bu da 12 bin lira civarında bir tutar. Yine bağış ve yardımlarla ilgili bir düzenleme var. Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların gider yazılabilmesi mümkün. Bir de hani kurum olma vasfı nedeniyle kurumlar vergisinde bu sayılan bazı giderler var. Hani bunlar menkul kıymet ihraç giderleri, kuruluş ve örgütlenme giderleri, genel kurul toplantıları için yapılan giderler, birleşme devir halinde yapılan giderler. Bu son ikisi de finans kuruluşları, yani katılım bankaları tarafından kar zarar hesapları ve onlar karşılığında ödenen tutarlar, sigorta şirketlerine ayıracağı karşılıklar. Bunlar hani kurumlar vergisinde tanımlanmış olduğu için burada kısaca söz etmek istedik. Bir de tabii indirilemeyecek giderleri sayıyor kurumlar vergisi. Üstad süre konusunda iyi gidiyorum değil mi? Şimdi öz sermaye üzerinden hesaplanan faizler veya ödenen faizler diyor kanun. Aslında öz sermaye üzerinden bir şey ödenmesi bizim sistemimizde pek yok. Öyle bir alışkanlığımız yok. Bazı ülkelerde var veya bazı ülkelerde şirketlerin öz sermayeleri üzerinden hesaplanan teorik bir tutarın vergi matrağından düşülmesi gibi bir uygulama bile var. Hani bu öz kaynak kullanımını teşvik etmek için oralarda gündeme geliyor. Bizde ama genel olarak böyle bir uygulamamız da yok. Yani şirketteki sermaye üzerinde veya şirkette bırakılan kar payı üzerinden bir faiz ödemek gibi bir geleneğimiz, uygulamamız pek yok. Ben çok rastlamadım yani. Dolayısıyla o gün hükmün çok fazla uygulaması olmuyor. Örtülü sermaye ve örtülü kazancı Bumin hocamız anlatacak, onları geçiyorum. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, uçak gibi şeylerin giderlerinin yazılmasıyla ilgili bir sınırımız var. Hani bunlar işletmenin esas faaliyeti, bunlar işletmek değilse, bir yat veya uçak alıyorsak işletmemize bunları gider yazamıyoruz. Para cezalarını, kurumlar vergisini, bu tür şeyleri gider yazamıyoruz. Kamu kurumlarına ödenen cezaları kastediyoruz genellikle. Tabii trafik cezası da, işte vergi cezası da bunlar. Onun dışında hani normal ticari ilişkiler çerçevesinde ödenen ceza diyelim, onlar bir tazminat maddelerinde düşündüğümüz gibi hani o kapsamda bakmak lazım. Basın ve televizyon yoluyla işlenen fiillere ilişkin ceza ve tazminat giderleri, bunları da gider yazamayacağımıza ilişkin özel düzenlemeleri var. Tabii bir de yedek akçeleri, hani kar dağıtımında uyguladığımız yedek akçeleri de gider yazamayacağımıza ilişkin bir düzenleme var. Şimdi bir de finansman giderleriyle ilgili bir sınırlama, çok eskiden vardı, finansman gider kısıtlaması adıyla şey yapıyorduk. Şimdi kanunumuzda böyle bir düzenleme var. Demin dedim hani öz kaynak kullanımını teşvik eden uygulamalar var bazı ülkelerde. Bizde de bu tür tartışmalardan hani yabancı kaynak kullanımını sınırlandıran veya dezavantajlı hale getiren bir düzenleme getirelim fikriyle gündeme geldi. Hani öz kaynak
tutarını aşan bir yabancı kaynak kullanımı varsa, işte kanundaki tutar bunun %10'unu, buna ilişkin giderlerin %10'unu gider yazmama türünde bir kanuni düzenleme yapıldı. Yalnız burada hani Bakanlar Kurulu tarafından bir oran belirlemesi söz konusu olacak. Bakanlar Kurulu bir oran belirlemedi. Yani kanun düzenlemesi yapıldı, bu öz kaynak kullanımını teşvik eden tarzda. Hani biz öz kaynaklara ilişkin bir geliri vergi dışı bırakmak değil de giderden bir indirimi sınırlamak suretiyle bu yolu tercih ettik. Aynı fikir bizde de gündeme geldi. Ama Bakanlar Kurulu bunun uygulamasını istemiyor. Yani sonuçta öyle bir tercih kullanmadığı için. Biraz aslında çok şey, çok tartışmalı gitti. Yani örtülü sermaye uygulaması var. Daha önce Türkiye'ye bir finansman gider kısıtlaması gibi şey yaşadı. Çok enteresan tartışmalar da artık kimse hatırlamak da istemiyor. Ben mesela elektronik fatura uygulaması ile ilgili Brezilya'da çıkmış Sayın Başkanım önce de. Brezilyalı birine sordum. Ya nasıl geçtiniz, ne oldu, nasıl aşamaları kat ettiniz? Yani çok fazla anlatmak istemedi. Biraz sıkıntılı geçmişler anladığım kadarıyla. Ama biz daha iyi yaparız diye düşünüyorum. O kadar umutsuz değilim. Yani bu finansman gider kısıtlamasını kısa dönemde uygulamaya geçirirler mi, geçirmezler mi? Yalnız benim duyduğum kadarıyla gündemde değil. Bir de hani mesela yurt dışına yapılan ödemelerde, yani vergi cennetlerine yapılan ödemelerde genel olarak bir stopaj uygulaması öngören Bakanlar Kurulu kararı bazen gündeme geliyor. O da yok. Yani şu anda kanun yapılırken bu tür şeyler oluyor ama Bakanlar Kurulu bir şekilde uygulamasını erteliyor. Bunun dışında hani binek otomobilleri, hava deniz taşıtlarına ilişkin motorlu taşıt vergilerini gider yazamıyoruz. Ama bunların işletilmesi esas faaliyet konusu olan şirketler yazabiliyor. İşte özel iletişim vergisi, yani 99'da çıkmıştı galiba depremden sonra, hani halen devam ettiriyoruz özel iletişim vergisi olarak. Bunu gider yazamayacağımıza ilişkin hüküm kendi kanunda var. Bir de tabii kanunen kabul edilmeyen giderler için yüklenilen katma değer vergileri, yine Bumin hocam anlatır belki, yani uygulamadaki en çok şeylerden, sorunlardan biri de örtülü kazanç ve örtülü sermaye isabet eden, onlarla ilgili faturalaşmaya ya da masraflara isabet eden katma değer vergisinin indirip indirilmeyeceği, idare indirilmeyecek diye bir yorum yaptı, görüşünü o şekilde koydu ama transfer fiyatlandırmasına ilişkin tarihatların peşine bu tür tarihatlar da geldi. Yargıya gitti bu olaylar. Yargıdan henüz aleyhte bir karar çıkmadı benim bildiğim kadarıyla. Lehe bazı kararlar var ama onlar da özellikle şöyle, eğer böyle bir uygulama varsa işte katma değer vergisi kanundaki hükümlere bakmak lazım deyip doğrudan transfer fiyatlandırmasına bağlı olarak KDV tarihatını yargıda pek benimsemedi. Benim izlenimim o. Sosyal güvenlik primleriyle ilgili uygulama var. Yani ödenmeyen sosyal güvenlik SSK primleri gider yazılamaz diye. Bununla ilgili zaten uygulama çok yerleşti. Hani yıl sonunda varsa, Aralık ayında, Ocak ayında ödemişsek onları da gider yazabiliyoruz. Şimdi son zamanlarda çok gündeme gelen bir konu var. Dönemsellik kavramı. Aslında bunu çok burada kısaca koymuş durumdayız ama belki hatırlatmakta fayda var. Çünkü uygulamada çok karşılaşıyoruz. Şimdi aslında gelir deyince gelir soyut bir şey. Yani onun için bir dönem atfetmeniz lazım. Yani benim şu dönemlerde yaptığım faaliyetin sonucu gibi. Yani bir yerde bir resim çekip oradan bir gelir hesaplamanız lazım. Bu anlamda yani kanunumuzda dönemsellik ilkesi olarak bir şey yazmıyor ama işin temelinde bir dönemsellik var. Şimdi bu dönemsellik kavramı ile ilgili yani uygulamada biraz tartışmaları çok ileri noktalara götürmüşüz gibi. Yani KDV'den de geliyor. Şimdi yönetilmesi zor bir noktaya geliyor. Yani örneğin birçok firmada hani büyük ölçekli iş yapanlar belli bir yıl içinde, o yıl içinde yapılan işlemlere ilişkin işte kendi bayilerini, diğer taraflarını ne kadar iş yapmış, ne kadar ödemiş, yani Aralık ayında kesilen faturayı da dikkate alıyor. Ocak, Şubat ödemeler, kesinleşen satışlar. Çünkü bir de şey var, yani muhasebe standartlarına göre bir satışın kesinleşmesi için mesela fiilen yapılmış olması gerekiyor. Yani faturayı kestiniz gelir diye yazmayacaksınız kayıtlarınıza diyor. Onu bir deponuzdan çıksın diye falan. O tür şeyler var. Şimdi fiiliyatta da bu var. Yani siz bayinize prim verirken hakikaten bu mal satıldı mı, bana parasını ödedi mi, iade var mı yok mu izliyorsunuz. Hani bunlarla ilgili bir destek, prim, bir şey ödenmesi gerekiyorsa, bir hesap yapmanız gerekiyorsa ertesi yıl Şubat'ına hatta Mart'ına doğru kayıyor.
Şimdi uygulamada hani bu geçmiş dönemin prim faturasıdır. Dolayısıyla bu dönemde gider yazamazsınız, hatta KDV'sini de indiremezsiniz şeklinde yaklaşımlar var. Yani biz tabii bu elektronik beyannameyi yaptık, enflasyon düzeltmelerini yaptık, bu e-defteri de yapacağız. Tabii ticari hayatı da bu şekilde intizam etmeye çalışacağız gibi geliyor. Çünkü başka tür çıkış noktası bulamıyorsunuz. İdare orada çok geniş davranma taraflısı değil. Yani kişiler kendi iradi kararlarına göre dönemi belirlesin, ona göre gelir oluştursun şeklinde bir yaklaşıma da karşılar. Tabii karşılıklarla ayarlıyorsunuz. Bu sefer şey oluyor, iki taraf arasındaki gelir gider rakamları tutmuyor. Dönemsellik konusu çok ciddi bir şekilde gündeme geliyor. Özellikle biraz büyük ölçekli iş yapan işletmelerde. Bunu da burada belirtmiş olayım, yani bilemiyorum ne kadar karşılaşıyorsunuz ama yani belgenin açıklamasından, tarihinden, ilgili olduğu işten hareketle dönemsellik ilkesi çerçevesinde gider yazılıp yazılmaz, onu irdelemenizde, bir değerlendirmenizde fayda olabilir. Tabii belgesiz giderleri hani vergi usulü kanunu çerçevesinde bir şey gider yazabilmek için önce vergi usulü kanununa göre belgelenmiş olmasını şart koşuyoruz. Bunun dışında senesiz alacaklarda reeskont hesaplayabiliriz vadesine göre, özellikle muhasebe prensipleri çerçevesinde, ama onu gider yazamıyoruz. Kıdem tazminatı karşılığını yazamıyoruz. Bir de şüpheli alacaklarla ilgili dava veya icra safhasına gelmemiş olan alacaklarımıza ilişkin şüpheli alacak karşılığı ayırabiliriz. Muhasebe uygulamaları çerçevesinde hatta ayırmak durumunda da kalabiliriz. Ne kadar şüpheli hale geliyor genel ortalamalar dikkate alarak. Ama dava veya icra safhasına gelmemiş olanların karşılık tutarını beyannamede düzeltmemiz lazım. Var var, biraz daha vaktimiz var. Şimdi istisnalar dedik. Aslında kurumlar vergisi kanunda çeşitli istisnalar sayıyor. Onları kısaca bir saymak istersek, bir en temel istisna hükmümüz iştirak kazançları istisnası. Bu aynı zamanda yurt dışı iştirak kazançları istisnası da son dönemlerde geldi, 2006'dan sonra. Emisyon primi var. Yatırım fon ve ortaklığı portföy işletmeciliği istisnası var. Gayrimenkul iştirak hissesi satış kazancı istisnası. Sıralıyorum, sonra biraz daha üzerinde duracağız. Banka veya işte tasarruf mevduatı sigorta fonuna borçlu olanların gayrimenkulleri ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlarla ilgili istisna var. Yine yurt dışı iştirak kazançlarıyla ilgili, hani bir şirketin yurt dışında şubesi varsa orada bir kazanç elde etmişse onunla ilgili istisna var. Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri, okul ve rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ilişkin istisna var. Şimdi bunlar aslında kurumlar vergisinde sayılan istisnalar. Demin şey dedim, hani bizde her 3-4 yılda bir kurumlar vergisinde önemli değişiklikler olurdu. Kurumlar vergisi kanununda çok önemli değişiklikler yok ama diğer kanunlardan gelen çok sayıda istisna uygulaması, değişik uygulama var. Şimdi süre ve kapsam nedeni biz sadece kurumlar vergisi kanunundaki istisnalara temel olarak değinmek istedik. İlk istisnamız iştirak kazançlar istisnası. Aslında istisna diyoruz da bu bir mükerrer vergilenmeyi önleme müessesesi. Çünkü aşağıdaki kurumdan bir kurum olarak da başka bir kuruma iştirak etmiş olabilirsiniz. Demin dedik, kurumun kendi kimliğine bir kazanç atfedip orada vergileme yapıyoruz. Dolayısıyla siz bir kurumdan bir kar payı elde ettiğinizde temel olarak orada bir vergileme yapıldığını kabul etmek durumundasınız ve bu kurumda da tekrar vergileme yapmamak gerekiyor. Tekniği, yapısı itibariyle iştirak kazançlar istisnası temel olarak aslında bunu sağlıyor. Geçmiş dönemde bir takım tartışmalar vardı. Tamam, iştirak kazancı istisnası diyoruz. Hisse senedimiz varsa tamam bununla ilgili, ama intifa senetleri vardı mesela. Bunlarla ilgili kar payı aldığımızda da bu istisnaya girer mi diye. O tür tartışmaları gidermek için intifa senetlerinden dolayı elde edilen kar paylarını da istisnaya kattılar. Şimdi bir de son dönemde gelen girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları ve fonlarından elde edilen kar paylarında istisnamız var. Normal menkul kıymet veya gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarından elde ettiğimiz karlarda bir istisna yok. Çünkü oralarda bir vergileme yapmıyoruz. Ama bu girişim sermayesi, yatırım fon ve ortaklıkları biraz daha farklı bir uygulama. Biraz sonra tekrar değineceğiz. Onlardan elde edilen kar paylarında istisna var. Bir de gene uygulamada çok rastladığımız ve belki de çok tartışma yaşadığımız bir istisna, gayrimenkul ve iştirak hissesi satışında elde edilen kazançlardaki istisna.
Şimdi bu belki genel olarak hepimiz biliyoruz. Yani gayrimenkul olmalı veya iştirak hissesi olmalı. İştirak hissesi tanımını en geniş şekilde yorumluyoruz. Yani limited şirket ortaklığı, başka yerdeki anonim şirketteki hisse senedi, bunları dahil ediyoruz. Bir en önemli şartımız bu kıymetlerin en az 2 yıl süreyle aktifte bulunma şartını arıyoruz. Yani 2 yıl derken 2 takvim yılı veya şey değil, 730 günü kastediyoruz yani. Gün esası yapıyoruz. O anlamda çünkü yıl esası ile ilgili vergi kanunlarında çok fazla tartışma var. Yani hangi dönemde başlar, sonra ne zaman biter de burada 365 çarpı 2'yi aradığımızı biliyoruz. Orada bir netliğimiz var. İstisnadan yararlanabilmek için bir diğer şart, bu satışı yapan kurumların gayrimenkul veya menkul ticareti ile uğraşmıyor olması, ama bunların bir istisnası var. Kendi esas faaliyetlerine tahsis ettikleri bir şey varsa kıymet, o anlamda yararlanabilirler gayrimenkul olduğunda. Menkul kıymet ticaretiyle uğraşan şirketlerde de kendi iştirak etmişse, yani bağlı ortaklığıysa bir şekilde, o anlamda yine istisnadan yararlanma imkanı var. Ama öncelikle hani şirketin faaliyetine ve hani hangi amaçla bu kıymeti elinde bulunduruyor, ona bakmamız lazım. Şimdi satıştan elde edilen kazancı, çok geçmişte uygulamalar vardı, mutlaka tümü sermaye ilave ediliyor. Çünkü bu uygulamamızda artık sermaye ilave şartı yok. Ama kazancın sadece %75'ini istisna ediyoruz. Bunu pasifte özel bir fon hesabına koyuyoruz, ama uygulama önce kar zararı da gösteriyoruz. Hesap kapandıktan sonra ertesi yılın başında onu özel bir fon hesabına alıyoruz. Uygulamada yıl içinde de özel bir fon hesabına alınıyor, ama kendi tebliğinde, açıklamasında mutlaka bu kar zararın içinde görmeli, beyannamede bunun indirimini görmeliyiz şeklinde vergi dairesinin net bir belirlemesi var. Hani o anlamda ona uymakta fayda görüyoruz. Bu kazancın %75'lik kısmını fon hesabına koymamız gerekiyor dedik. Şimdi bu fon hesabını 5 yıl süreyle dokunmamamız lazım. İstersek sermaye ilave edebiliyoruz, ama işletmeden herhangi bir şekilde çekmememiz lazım. Şimdi burada son zamanlarda çıkan bir tartışma. Tamam, 2 yıl elde bulundurduğumuz gayrimenkul veya iştirak hissemizi, biz bunların ticaretiyle de uğraşmıyoruz. Sattık, kar elde ettik. %75'ini istisna olarak bir fon hesabına koyup tutabiliyoruz, vergilemiyoruz. Peki zarar olduğunda ne yapıyoruz diye. Şimdi başlangıçta bu konu vergi dairesinin bilgisine götürülmüş, sorulmuş. Hani bu şartlı bir istisnadır. Satmanız lazım, nakit tahsil etmeniz lazım, bunu fon hesabında tutmanız lazım. Dolayısıyla hani her zaman bu istisnayı kullanacaksınız diye bir şey yok. Şartları yerine getiremeyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun zararlarının düşülmesinde bir sınırlama yoktur diye cevap vermişken, daha sonra gelen muktezalarda eğer zarar varsa siz sattığınızda istisna olacağı için ben zararın %75'inde gider kabul etmeyeceğim diye bir anlayış yerleşmeye başlıyor. Bu anlamda inceleme elemanları tarafından yapılan tarihatlar var. Hani şimdi kar elde ettiğimizde güzel, %75'ini istisna ederiz, istisna koşullarına uymaya çalışırız, ama eğer bir zarar varsa gayrimenkul satışından veya iştirak hissesi satışından, bu zararı düşme konusunda da bir değerlendirmemiz lazım. Ben prensip olarak katılmıyorum. Öyle bir şartlı bir istisnanın gayrimenkul satışında zarar olduğunda bu zararın %75'inin gider kabul edilmemesine yol açmasını çok kendi kafamda anlamlandıramıyorum. Ama vergi idaresinin böyle bir yaklaşımı var. Bu anlamda zarar tutarı nedir, işlem nedir, onu değerlendirip ona göre uygulama yapmakta fayda var. Tabi bir de istisna kazanç olduğu için bununla ilgili olarak yaptığınız giderleri de düşemezsiniz. Örneğin gayrimenkul satıyorsanız tapu harcını da bu çerçevede değerlendirip %75'ini gider yazmamanız lazım örneğin. Çünkü o işle ilgili bir gider. Başka giderleriniz varsa bu işle ilgili, satışla ilgili, onları da gider yazmamanız lazım. Eğer bir vadeli satış olmuşsa ikinci yılın sonuna kadar, izleyen ikinci takvim yılın sonuna kadar da parayı tahsil etmek gerekiyor. Eğer bir satış olmamışsa, ya para tahsil edilmemişse, o zaman istisna uygulamasını geri çekeceğiz. Çünkü bu istisnanın amacı
yani kendi kanunda gerekçesinde anlatılan bir şekilde işletmedeki bağlı kıymetleri nakde döndürüp işletme faaliyetini güçlendirmek, bu nakdi işletme faaliyetine dahil etmek, o anlamda işletme faaliyetini geliştirmek. Eğer bu para tahsil edilemiyorsa bu amaç gerçekleşmiyor. Dolayısıyla tahsilat yoksa istisnada yok diyoruz. Şimdi gayrimenkul olunca diğer istisna ile ilgili uygulamalarından, hani KDV'den istisna aynı zamanda ama tapu harcından istisna değil. BSM mükellefi olan var mı aramızda? Yani o şekilde olursa BSM'den de muaf. Aynı şekilde bu satışla ilgili, doğrudan bu satışla ilgili bir kağıt düzenliyorsak o kağıtta damga vergisinden de istisna. Yani bir küçük örnek yaptık. Kısaca üstünden geçeyim. Yani arsa 2900 lira bizim kayıtlarımızda, 1500 lirayken 2900 liraya sattık. Buradan 1400 lira kar elde ettik. Sonuçta ticari bilanço karımız 3500 lira. Gayrimenkul satış kazancının 1 milyon 50, yani şu 1 milyon 200'ün 1 milyon 400'ün %75'i 1.50'ye istisna olarak düşüyoruz. Kurumlar vergisi matrağını oluşturuyoruz. Emisyon primi istisnası, bu da çok yaygın olarak rastlanıyor aslında. Yani kuruluşların, şirketlerin kuruluşlarında veya sermaye arttırımlarında çıkardıkları hisse senetlerinin nominal bedelin üstünde satılmasından elde edilen gelir. Bu istisna sadece anonim şirketlere tanınmış durumda. Yani limite şirketlerde de hukuken uygulama yapılabiliyor bazen. Ben rastladım limite şirkette yapan. Ama orada vergi istisnası yok. Öyle bir problemimiz var. Bu kazancı öz kaynakların içinde bir yere koymak durumundayız muhasebe uygulamaları çerçevesinde. Ama bunun dağıtılması veya başka şekilde kullanılması konusunda bir sınırlama yok. Tabii dağıtırsak kar payı stopajını ödemek durumundayız. Bir örnek koyduk. Bir yeni bir uygulama var. Aslında bu 2005'te uygulamaya girecek. 2015'te. Demin dedim başka kanunlara hükümler koyarak yeni uygulamalar getiriyorlar. Aslında bu da çok enteresan bir şey olabilir. Yani belki müşterilerinizde hazırlık yapma anlamında bir faydası olabilir burada konuşmaktan. Bu patent, yazılım, bunların hani tescil edilmesi, yararlı buluş olarak kaydının yapılması halinde bunların satılması veya işte kiralanması karşılığı elde edilen kazancın %50'sini kurumlar vergisinden istisna ediyoruz. Önümüzdeki yıl başlayacak bu uygulama ama hani varsa böyle bir çalışma içerisinde olan bir yazılım üreten veya bir patent veya yararlı buluş şeklinde bir şey çalışması olan firmalarda bu önemli bir avantaj sağlayabilir. Önümüzdeki 1-1-2015'ten itibaren yürürlüğe girecek. Yani burada istisna uygulamaları ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalıştık ama hani biraz kontrollü bir uygulama olacak ama bence kontroller çok yani zor olmayacak. Yani bir şeyin tescil edilmesi, bir yere kaydedilmesi ki bu hani buluşun, yazılımın korunması anlamında da önemli bir şey. Maliye Bakanlığı'nın, vergi idaresinin biraz kontrolü olacak. Katma değer vergisiyle ilgili bir sınırlama yok. Katma değer vergisini indireceğiz. Hani bu anlamda da belki rahat bir şey. Katma değer vergisi işin içine girince istisna uygulaması ile ilgili bazen sıkıntı yaratabiliyor. Böyle bir şeyimiz de yok. Hani o anlamda bir şeyiniz olursa, firmanız olursa hatırlatmanızda fayda olabilir. Yani hazırlık aslında 9 ay gibi bir süre var. Çok da yok. Niye? Kurumlar vergisi kanununda istisna kazançlarla ilgili genel bir hükmümüz var. İstisna kazançlarla ilgili giderler kurum kazancından indirilmez. Örneğin demin gayrimenkul satış kazancıyla ilgili örnek verdik. Orada tapu harcından bahsettik. Şimdi bu bir genel hüküm ama bu genel hükmünün bir özel bir istisnası var. O istisna da iştirak hisseleri alımı ile ilgili finansman giderleri. Yani bizim mevzuatımız çok enteresan bir şekilde 2006'da kanun yayınlandıktan sonra çıkan tartışmalar sonucunda bu hüküm oraya eklendi. Yani diyelim hiç paranız yok. O gidip iştirak hissesi alabilirsiniz banka kredisiyle. O banka kredisinin faizini gider yazabilirsiniz. Kurumlar Vergisi Kanunu açıkça buna izin veriyor.
Hani o anlamda enteresan bir uygulama. Yani şöyle bir tartışma yaşamıyoruz. Yani iştirakten elde edeceğiniz gelir temettü diyelim, iştirak kazancı istisnası var. Satarsanız 2 yıldan fazla elde bulundurmuşsanız o da istisna %75'i. Dolayısıyla bu faizlerin %75'ini gider yazamazsınız diye bir tartışmayla karşılaşmıyorsunuz. Bu belki de hani yatırım yapma anlamında sermaye mi koyayım, kredi alıp mı vereyim, nasıl yapayım? Onların o tür soruların cevaplanması açısından ilginç bir düzenleme de oluyor. Zarar mahsubu, hani bizde zarar mahsubu ileriye doğru zarar mahsubu var. Birçok ülkede aslında geriye doğru zarar mahsubu var. 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl gibi geriye doğru. Yani geçen yıl çok karlıydınız, vergi verdiniz, bu yıl zarar ettiniz. Geçen yıl verdiğiniz vergiyi geri almak şeklinde bir uygulama da yapabiliyorsunuz bazı ülkelerde. Bizde öyle bir şey yok. Bizde 5 yıllık süreyle sınırlandırılmış bir zarar mahsubu var. Bunun için hani beyannamelerin verilmiş olması, orada tutarların belirtilmiş olması lazım. Bir de yine enteresan bir uygulama belki bizde. Yani birçok ülkede gene şirketin hissedarı değişince bile zarar mahsubu ile ilgili sınırlamalar var. Bizde o konuda aslında 5 yıllık zaman sınırlaması dışında çok fazla yok normal şirket o faaliyetine devam ettiği sürece. Devralınan kurumların zararlarını da düşebiliyoruz. Yani bir şirketi bizim şirketimize kattık. Yani o devir açısından onun kendi prosedürü var. Oradaki zararın devralınan şirketin öz kaynaklarını geçmeyen zarar tutarında düşebiliyoruz. Burada bir şart daha var. Öz kaynak tutarını aşmamanın dışında o faaliyetine devam etmesi devralınan şirketin. Bu da enteresan, yani herhangi bir şekilde zararlı olan bir şirket faaliyetine devam ediyor ama çok zarar da birikmiş. Bir başka şirkette birleştirip zararları kullanma anlamında önemli bir avantaj sağlayabilir. Bir de bizde bölünme işlemleri vardı. Yani tam bölünme dediğimiz bir şirket 2 veya 3 şirket oluyor. Neyse daha fazla 2 veya daha fazla sayıda şirket oluyor ve kendi varlığına son veriyor. O zaman bu zararları aşağıdaki şirketlere, yani bölünme suretiyle oluşturulan şirketlere aktarabiliyoruz. Yine öz sermaye tutarını geçmeyen zararları. 5 yıl süreyle faaliyete devam etmesi şartından bahsettik. Bu yurt dışı zararları mahsubuyla ilgili bir düzenlememiz var ama çok uygulamasını ben de görmedim. Şimdi yurt dışı kazançları, iştirak kazançları istisnası geldi bize. Yani bu yeni kurumlar vergisi kanunu, yeni diyorum artık ama öpeci de eskidi. Yurt dışında hani %15'ten fazla vergiye tabi olursa kazancımız, Türkiye'de vergiye tabi tutmuyoruz ama eskiden bu hükümle ilgili bazı girişimler olmuştu. Yani yurt dışında şubeniz var, bu şubenin elde ettiği zarar var, onu Türkiye'de vergi matrağından düşmeyin imkanınız var prensip olarak. Bunun da şartları var. Denetimden geçmiş olması, rapora bağlanmış olması gibi. Evet. Bir de diğer indirimler var. Kısaca bunlardan da bahsedeyim o zaman. İstisnalardan bahsettik. Bir de kar olması halinde, yani mali karda artık başka iştirak kazancını düştük, gayrimenkul satış kazancı istisnasını düştük. Yine de düşebileceğiniz bir şeyler var. Onlarla ilgili bir takım düzenlemeler de var. Arge indirim bunlardan biri. Sponsorluk, bağış ve yardımlar. Demin dedik girişim sermayesi fonu veya ortaklarına verilen para. Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen kazançların %50'si. Bu demin dediğim, yani yurt dışına bu tür hizmetleri biz de verebiliriz. Buna ilgili özel bir düzenleme de var. Korumalı iş yeri indirimi gibi bir yeni düzenleme var. Bir de yatırım indirimi var. Arge indirimi, burada bahsettiğimiz biraz da kurumlar vergisi kanununda düzenlenen Arge indirimi. Hani vergi dairesine başvuruyorsunuz. Böyle bir benim araştırma geliştirme projem var diye. İşletmemizde bir Arge departmanı var. Projemiz şudur. Beklediğimiz ürün budur. Bununla ilgili yine de kontrollü bir şekilde diyelim projeniz onaylandı. Orada yaptığınız masrafların bir kısmını beyannamenizde tekrar indirim konusu yapıyoruz. O masrafların, bu kapsama giren masrafların %100'ünü. Bunlar hani doğrudan araştırma geliştirme faaliyetleriyle ilişkili olmalı. Bir de hani araştırma geliştirme faaliyetlerinde kısmen kullanılan sabit kıymetler varsa bunların amortismanları indirilmez. Eğer diyelim matrağınız yetersiz, tekrar bir sonraki seneye devredebiliyorsunuz. Burada devredilen yeniden değerleme tutarı, yeniden değerleme oranını da arttırmıyoruz ama
Arge indirimi bir de kendi ayrıca bir Arge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında bir kanun var. O daha karmaşık ve daha fazla seçenek sunuyor aslında. Onu da TÜBİTAK tarafından yürütüyorsunuz. Hatta üstüne subvansiyon da veriyor. Onun uygulaması da benzer esaslar içeriyor ama biraz daha fazla destek veriyor. Hani bu kısaca buradan biz kurumlar vergisi kanununda öngörülen, anlatılan Arge indirimini belirtip geçmek istedik. Sponsorluk. Şimdi aslında genel olarak sponsorlukla bağış ve yardım arasında ne fark var? Ben kısaca onu değinmek istiyorum. Bağış, yani sponsorluk iki şeyle karışabiliyor. Bir reklam gideriyle, bir de bağış ve yardımlarla. Aslında sponsorluk bir nevi koşullu yardım, bağış gibi ama siz bundan reklam amacı gidiyorsunuz. Hani o anlamda ikisi birbirine karışıyor. Bir yerde hani bir spor kulübüne gidip doğrudan reklam verirseniz reklamın koşullarını, çerçevesini siz belirliyorsunuz. Dolayısıyla benim böyle bir tabelam konsun, şudur, bunun fiyatı da şudur. Faturanızı alıyorsunuz. Spor kulüplerinin çoğu şirket oldu şimdi. Ama sponsorlukta sponsorluğu yapan kuruluş biraz geride kalıyor. Yani bir faaliyete destek oluyor. O faaliyete destek olduğunun belirtilmesi suretiyle kendi imajına, işte genel tanıtımına katkıda bulunacağı inanıyor. Yani şu spor kulübünü destekliyorsunuz. Orada desteklerinize dair bir isminiz oluyor. Orada koşulları sizinle ilgili ne kadar bir tabela asılacak çok fazla belirleme imkanına sahip olmuyorsunuz. Bu anlamda sponsorlukla reklam arasında böyle bir fark var. Tabii bağış da değil, bir koşul olduğu için oraya tanıtımını yaptırmayı amaçladığınız için tam da bağış değil. Burada da hani amatör spor dalları ile profesyonel spor dalları için farklı bir oranlar belirlenmiş. Amatör spor dalları için tamamını gideriz biliyoruz. Profesyonel spor dalları için de %50'sini. Bunu yine kazancımız varsa, yani vergiye tabi kazancımız varsa beyannamemizi ancak indirebiliyoruz. Bir sonraki yıla devredemiyoruz. İşte bununla ilgili şartlar var. Aslında amatör spor dalları için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün bir izlemesi var, sözleşme var. Daha sonra vergi borcu olmadığına dair yazı almak lazım. Bu belgelerde yapılan harcamalarda sponsorluk amacıyla yapılmıştır anlamında belirtilmesi gerekiyor. Eğer vergi borcu varsa, vergi borcunu ödemekte kuruluş gerçekleşince zorlanıyorsa hani bu anlamda bir şey, işte vergi dairesi de oradan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bildiriyor. Yani bu anlamda ne kadar uygulaması var bilmiyorum ben. Amatör spor dallarıyla profesyonel spor dallarıyla ilgili bayağı ciddi uygulaması var piyasada. Özellikle milli takımlar nezdinde. Şimdi bağış ve yardımlara geldiğimizde bir aslında kanunumuzda genel bir düzenleme var. İşte devlete, il özel idarelerine, il özel idaresi kaldı mı artık? Büyük şehirlerde kalmadı değil mi? Belediyelere, köylere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere herhangi bir başka sınır olmadan kazancımızın, hani vergiye tabi kazanç olması halinde onun %5'iyle sınırlı olmak üzere bağış yapabiliyoruz. Burada kurum kazancı diyoruz. Bunu %5'lik şeyi matrağı nasıl belirliyoruz dersek, kurum kazancını ticari kardan geçmiş yıl zararı varsa ve iştirak kazançları düştükten sonra kalan kısım olarak kabul ediyoruz. Gene küçük bir örneğimiz var. Hani 1 milyon kurumun karı var, ticari kar 100 bin lira. Kanunen kabul edilmeyen gideri var. Bu 50 bin liralık bağış da dahil. Yine 500 bin liralık istisnası var. Bir de Arge indirimi var diyelim. 570 bin lira. Burada ne kadarlık bağış ve yardım indirimi yapabilir diye baktığımızda %5'lik sınır. Aslında %5'lik sınırı hesaplamaya çalıştığımızda 800 bin lira gibi bir rakam buluyoruz. Onun %5'i 40 bin lira. Ama uygulamaya baktığımızda ticari kar alıyoruz. İlaveyi, kanunen kabul edilmeyen giderleri ekleyip istisna ve indirimleri düştüğümüzde 30 bin liralık bir kar kaldığı için o 40 bin liralık sınıra rağmen 30 bin lira indirebiliyoruz. Eğitim, sağlık ve dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar var. Yine bu genel bütçeli idareler, il özel idareler, özel bütçeler, daire idareler, belediyeler, köylere yapılmış, köylerin sahibi olduğu eğitim, sağlık tesisleri, dini tesisler, bunların yapımı veya işletilmesiyle ilgili bir bağış yapıyorsak bunların da tamamını kazanç olması halinde beyannamemizde indirim konusu yapabiliyoruz. Yine doğal afetlere ilişkin, hani burada da Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınmış bir doğal afet söz konusuysa, bu yurt içi yurt dışı da olabiliyor bildiğim kadarıyla.
Bunlara yaptığımız bağış ve yardımların tamamını beyannamemizde indirim konusu yapabiliyoruz. Kızılay Yeşilay konusunda bağış ve yardımlarla ilgili bir özellik var. Nakdi bağış Kızılay'a veya Yeşilay'a yaptığımız bağışların, nakdi bağışların tamamını yine kazancımız olması halinde beyannamede indirim konusu yapabiliyoruz. Ama aynı bağış yapmışsak bunlar genel hükümlere %5 ile ilgili hüküme, yani kazancımızın %5'i ile ilgili sınıra geliyor. Eğer bağış aynı olarak yapılmışsa. Üniversitelere yapılan bağışlar var. Bu üniversite kanunda özel bir hüküm var. Oraya yapılan bağışları yine herhangi bir sınırlama olmadan, yine kazancımız varsa tabii %100'ünü indirim konusu yapabiliyoruz. Şimdi girişim sermayesi fonu, bu da enteresan bir şey. Hani uygulamada bu girişim sermayesi fonu veya ortakların sermaye piyasası kurulu belirliyor. Hani o tür bir lisans veriyor. Siz de kurum olarak buraya yatırım yapabiliyorsunuz. Beyan edilen gelirin %10'u ve öz sermayenizin %20'sini aşmamak kaydıyla bu girişim fonu fonlarına ve ortaklarına yatırım yapacağız. Yatırım dediğimiz bunların, fonların katılma belgelerini alacağız veya yatırım ortaklarının hisse senedini alacağız borsadan, aracı kuruluşlar vasıtasıyla. Şimdi mevcut karımızdan ayırıyoruz. Yani Nisan ayında hazırlayacağımız beyannamelerde eğer İşletme sahibi vergi matrağı var ve böyle bir konuda yatırım yapma niyeti varsa, karının %10'u ve öz sermayesinin %20'siyle sınırlı olmak üzere böyle bir indirim konusu yapılabilir, yapabilir. Böyle bir fon ayırıyoruz önce. Bu fonu yıl içinde bu yatırıma dönüştürmek zorundayız. Bu fonu demin gayrimenkul iştirak hissesi satış kazancında olduğu gibi işletmeden çekemiyoruz. Orada tutmak zorundayız. Dağıtamıyoruz. Eğer yıl içinde veya daha sonraki yıllarda herhangi bir şekilde aldığımız bu fon katılma belgesini veya yatırım ortaklığı hisse senedini satmışsak 6 ay içinde tekrar alıyoruz. O zaman yani satmak istisna şartını bozmuyor. Bu şekilde özel bir uygulama var. Hani bilgilenen arkadaşlar da olabilir. Çünkü mevcut karınızdan bir fon ayırarak böyle bir yatırım yapma imkanınız var. Hani %20'sini devlet karşılıyor bir anlamda, o demek bu. Girişim sermayesi. Sayın Çabukoğlu. Bitireyim. Sayın Haksız Rekabet Kurulu Başkanımız da buradayken. Tamam. Ana başlıklarla geçip yurt dışına verilen sorulara hemen bitireyim üstadım. Yurt dışına verilen hizmetler, bu demin dediğim, aslında biz de rekabet edebiliriz dediğim bir şey. Yani yurt dışında yabancılara bir örneğin mali müşavirlik hizmeti veriyorsak, defter tutma, bunlarla ilgili kurumlar vergisinin yarı yarıya uygulanması gibi imkanımız var. Ben pek örneğini görmedim, ama bir de korumalı işleri, bu aslında çok da özel bir şey, bunu geçelim. Yatırım indirimi konusunda bilmiyorum artık kaldı mı yatırım indirimi, gün geçtikçe azalıyor yatırım indirimi kalan, çünkü eskiden gelen yatırım indirimi tutarlarını halen düşebiliyoruz. Yani birçok tartışmadan, Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra eğer varsa yatırım indirimi hakkımız ve kazancımız varsa tümünü düşebiliyoruz. İki tür yatırım indirimimiz vardı. Stopajlı, stopajsız dediğim. Hani yatırım indirimi varsa hangisinden düşüyorsak ona dikkat etmek lazım. Stopajlı ise 19.8'i Mayıs ayı içerisinde stopaj olarak ödemek durumundayız. Bir de enflasyon farklarıyla ilgili bir şeye değinmek istiyorum. Yani 2003-2004'te enflasyon uygulamasını yaptık, ama hepimizin bilançolarında, kurum bilançolarında enflasyon farkı bir şekilde kalıyor. Eğer tümünü sermaye ilave edip bir şekilde elimine etmediysek. Onunla ilgili uygulamada hani şimdi özellikle şeylerle karşılaşıyoruz, bu UFRS veya TFRS'den bilançoların dönüşümünden bir şekilde kayboluyor bazen. Orada kanunun kendi düzenlemesinden bu enflasyon farkları herhangi bir şekilde işletmeden çekilirse dönem kazancıyla ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulur. Veya orada herhangi bir şekilde işletmeden çekişin tanımlanması anlamında çok geniş bir ifade kullanmış. Ve herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilirse diyor. Dolayısıyla hani uygulamada incelenme elemanları da bu konuda çok titiz. Çünkü çok sert bir kanun düzenlemesi var ve doğrudan da bir form var. Yani o hesaptaki tutar bir yere yanlışlıkla kaydedilmişse, oradan çıkarılmışsa veya işletmede TFRS çerçevesinde yapılan işlemlerden bir yerden o fonun kaybolduğu gibi sonuç ortaya çıkıyorsa ciddi anlamda bir vergi riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hep önerimiz şey, onları orada tutalım, çok oynamayalım.
Bir de sermaye azaltımı, son zamanlarda yine sermaye azaltımı da gündeme geliyor. Çünkü sermaye yeterlilikleriyle ilgili uygulama biraz daha rigid. Şirketlerde o tür şeyleri çok önemsemeye başladık. Eskiden ticaret kanununa herhangi bir yaptırım yoktu. Ancak işte bir ihtilaf olur, alacaklar itiraz eder ki o zaman da şirketin çok anlamlı bir durumu olmuyor. Yani şirketin sermayesi yeterli değildir diye. Şimdi yöneticilere çok ciddi sorumluluklar ekledikleri için, yükledikleri için sermaye rakamının yüksek olması halinde öz kaynağı belli bir düzeyin altına inmemesi lazım şirketin. Yöneticiler o anlamda çok uyarılarda bulunuyor. Sürekli sermaye arttırdığınızda da öz sermaye rasyosu çok yukarılarda bir yerde oluşuyor. Dolayısıyla onu çözmek için sermaye azaltımı çok sık gündeme geliyor. Burada da hani enflasyon düzeltmelerinden, enflasyon farklarından sermaye eklenen bir rakam varsa o anlamda dikkatli olmak lazım. Çünkü çekiş sayılıyor sermayeden. Hatta vergi idaresi ilk önce onlardan çekildi sayarım diyor. Çok basit bir kurumlar vergisi hesabımız var. Üstad ona değinip bitireyim. Aslında belki birçoğunuz için çok da karmaşık bir şey olarak gelmeyecek. Hani kısa bir örnek gene verelim dedik. 1 milyon 200 bin TL ticari kar var. Şirket incelenmiş. 60 bin lira vergi cezası ve 26 bin lira da gecikme faizi ödemiş. Ayrıca geçmiş yıla ilişkin 60 bin lira da yine kurumlar vergisi ödemiş. Sonra 34 bin lira kıdem tazminatı karşılığı ayırmış. 12 bin TL motorlu taşıtlar vergisini gider kaydetmiş, ödemiş. Bir dava nedeniyle 15 bin TL gider karşılığı ayırmış. Gider olarak daha önce kayıtlara alınan 2500 TL özel iletişim vergisi var. Makbuz karşılığı sigarayı sevenler derneği diye, yani sigara konusunda özel bir saplantı var, onun için böyle yazdım. 4200 TL'de öyle bir bağış yapılmış. Bunun dışında işletme faaliyetini sürdürdüğü bir binayı 4 milyon 300 bin TL'ye bir üçüncü kişiye satmış. Kayıtlardaki bunun değeri, defter değeri 3 milyon 100 bin lira. İştirak kazancı, gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanmak istiyor ve ertesi yıl 900 bin liralık kazançtan 900 bin liralık kısmı fon hesabına aktarmış, aktarmaya karar vermiş. Bu anlamda baktığımızda kısaca vergi hesabı nasıl olacak? Ticari bilanço karını aldık, ilaveleri koyuyoruz. İlavelerin başında hani kurumlar vergisi ödemiş dedik, geçmiş yıllara ilişkin. Bununla ilgili 60 bin lira kurumlar vergisi, 60 bin lira ceza, 26 bin lira da gecikme faizi, uzlaşmaya falan da gitmemiş üstad, hepsini ödemiş cezanı. 146 bin lira oradan geliyor, 34 bin lira kıdem tazminatı karşılığı, motorlu taşıtlar vergisi, 12 bin lira dava gider karşılığı olarak ayırmış. Bu karşılık olduğu için matraya ekliyoruz. 15 bin lira özel iletişim vergisi, demin dediğim gibi özel kanunda düzenleme olduğu için matrahtan indiremiyoruz. Bağış ve yardımlar gider yazmış ama bunu da matraya ekliyoruz. Sonuçta 1.413 gibi bir rakama geliyoruz. Sonra arsa satış kazancı istisnası var. 900 bin lira bunu düşüyoruz. 513 bin lira gibi bir rakama geliyoruz. Buradan da %20 kurumlar vergisi, 102 bin lira bir kurumlar vergisi hesaplıyoruz. Bu da eski formatta bir beyanname örneğimiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Süreyi oymaya çalıştım ama biraz geçtim galiba. Tamam. Süre tutmadı ama o kadar güzel, büyük bir ilgi vardı ki kesersem yuhalanırım diye korktum. İlginize çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi Bumin hocamız örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması konusundaki son gelişmeleri bizlere aktaracak. Hocam burada bir de 90 sayılı kanun hükmünde kararname değişikliği nedeniyle bir kaosumuz var. Daha önce biliyorsunuz adat yaptırıyorduk. 90 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre de bunu tefeci olarak bizi nitelendirilmiyordu. Ödünç para verme işlemlerine sokulmuyordu. Şimdi o parantez içi hükmü kalktı. Biz de acaba tefeci hükmüne mi girdik? Teşekkür ederim. Peki, ben herkesi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Kısa ve özet bir tebliğ sunacağım. Aslında 46 slaytlık hazırlamıştım ama çok daha özetleyeceğim. Hani idareye de zaman kalması için. Asıl galiba hani esas idarenin açıklamaları, özelgeleri ve yorumları daha önem taşıyor. Uygulama açısından diye
düşünüyorum. Bu arada Sayın Başkanımız da belirttiler, e-faturaya bugün geçiyoruz. Konuma başlamadan önce birkaç şey kelime de e-faturayla ilgili söylemek istiyorum. Tabii e-fatura hani çağdaş, normal gidişe bağlı ama galiba ölçütleri çok iyi belirlemeden biraz e-faturaya geçtiğimiz için başlangıçta tahmin 10 bin mükellefin burada bu kapsamda olacağı düşünülürken özellikle e-defterle ilgili bağlantılı olarak bugün 30 bin mükellefe çıkılmış vaziyette. Ama 2015'te kapsam biraz daha genişletilecek, daha çok firma kapsama alınacak. Ama bu arada bizim özellikle mesleki açıdan dikkat etmemiz gereken şey şu. Çünkü biliyorsunuz hani e-fatura veyahut da e-defteri düzenlerken karşımıza iki yeni kurum daha çıkıyor. Bunlardan biri entegratör, diğeri de saklama hizmeti verecek olan kurum veya kuruluş. Onlarla yapacağımız sözleşmeler son derece önem taşıyor. Özellikle ticari sırların veya bilgilerin başka firmalara, rakiplere geçmemesi açısından. Çünkü bu konu geçen hafta Ankara'da da tartışıldı. Bu konuda çok fazla devletin sorumluluğu yok doğal olarak. Bunu sizin kendi aranızda oluşturacağınız sözleşme hukuku ile kendi haklarınızı garanti altına almanız gerekiyor. Yani bizim huzurumuza entegratörün veya saklama hizmeti verecek kuruluşun getireceği tip sözleşmeyi dikkatle okumak ve genelde de o sözleşmeden ayrılarak koruyucu hükümler getirmek gerekir diye düşünüyorum sözleşmeler hukuku çerçevesinde. Bu arada tabii hani gidişata bakıldığında, diğer ülke uygulamalarında bakıldığında yavaş yavaş galiba biraz da dayatmalarla da karşılaşacağız. Bugün mesela özellikle birçok banka kendi entegratör firmasını, saklama hizmetini veren şirketleri kurmuş ve gerekli izinleri de Maliye Bakanlığı'ndan almış vaziyette. Yarın öbür gün banka size diyecek ki benden kredi istiyorsan benim entegratörümü kullanacaksın, benim saklama hizmetimden yararlanacaksın. Hadi neyse bundan geçtim ama yarın öbür gün şunu da diyebilecek. Vallahi sen az fatura kesiyorsun, az satış yapıyorsun, ben izliyorum kayıtlarını, şu yönde firmayı geliştir veya şu yönde gerilet de öneride bulunabileceği gibi daha da riskli bir şey var. Bir başka firmanın daha ucuz bir ham madde alış yerini görüp sen niye buradan almıyorsun biçiminde bir takım şeylerle karşılaşmak da olası. Ama dediğim gibi bunların çözümü ancak şeyle, sözleşmeler hukukuyla olabilecek sorunlar, yani vergi hukukunun dışındaki sıkıntılar veya problemler. Bu arada yine bana en çok gelen soru şu, ona da vesile bulmuşken değineyim. Biliyorsunuz Maliye Bakanlığı bu program içerisinde bir yeni müessese icat etti. O da temel fatura denilen bir şey. Yani bizim karşımıza bir ticari fatura çıkıyor, bir temel fatura çıkıyor. Ama ticari temel fatura hukukumuzda aslında yok. Fakat en son geçen hafta yapılan toplantıda temel fatura ile ticari fatura büyük ölçüde yaklaştırıldı. Çünkü bu konudaki sıkıntı şuradan kaynaklanıyordu. Ben faturayı reddedersem ne olacak? Temel faturayı red olanağı yok gibi düşünülüyordu. Yani ticari faturayı ben programda reddederim, almıyorum, kabul etmiyorum faturayı derim. Ama temel fatura geldiğinde onu almak, kayıtlarıma yazmak, buna karşılık gidip noterden kabul etmediğimi bildirip iade faturası kesmem gerekiyordu. Ama bu birçok firmanın yarın öbür gün ticaret mahkemelerinde sıkıntı yaşamasına yol açacaktı. Geçen hafta yine onu da büyük ölçüde çözüldü ve nitekim bugün Maliye Bakanlığı kendi web sayfasında bir açıklama yaptı. Temel fatura geldiği zaman temel faturayı da eğer noterden itiraz ediyorsak, kabul etmiyorsak, bu faturayı reddediyorsak kayıtlarımızı almak zorunda değiliz. Dolayısıyla temel fatura ile ticari fatura sadece benim faturayı kabul etmediğimin birinde noterden göndermek zorundayım, birinde bilgisayar programından göndermek zorundayım. Bunun dışında iki fatura birbirine yaklaşmış oldu. Dolayısıyla bu sıkıntı da büyük ölçüde aşıldı. Şimdi benim konuma geldiğim zaman kurumlar vergisi kanununda örtülü sermaye faizi çok hızlı geçeceğim.
Şimdi niçin bu müessese getirilmiştir? Bu müessesenin amacı şudur. Biliyorsunuz sermaye şirketlerinde sermaye faiz yürütülemez. Bunun iki tane istisnası vardır ticaret kanununda. Bir tanesi hazırlık dönemi, biri yatırım dönemiyle ilgili olarak. Ana sözleşmeye madde koyduysanız faiz yürütebilirsiniz ama bunun dışında faiz yürütme yasağı vardır. O zaman da biz faizi sermaye yürütemiyorsak parayı borç maskesi altında kuruma sokup böylece sermayeye faiz yürütme yasağını delmeyi önlemek ve aynı zamanda da kurumlar vergisi matrağının aşındırılmasını önlemek amacıyla getirilmiştir. Eski kanunda da vardı. Yeni kanunda 16, eski kanunda 12. maddeydi. Ama bakarsanız çok büyük farklılıklar vardır iki yasal düzenleme arasında. Çok kısa şöyle söyleyebilirim örtülü sermayeyi. Kurumların ortak veya ilişkili kişilerden temin ederek işletmede kullandığı borçların hesap dönemi içerisinde öz sermayenin 3 katını aşan kısmı örtülü sermayedir. Ben zaman sınırımı fazla aşmamak için mümkün olduğu kadar slayta bağlı olarak oradan okuyarak gitmeyi tercih ediyorum. Aslında hiç huyum değildir. Anlatmayı severim ama zaman sıkıntısı açısından. Örtülü sermaye olarak kabul edilen borçların giderleri veya maliyet unsurları kanuna kabul edilmeyen gider yapılacaktır. Şimdi kimlerden alınan borçlar? Bir kere ortaklardan alınan borçlar örtülü sermaye olarak nitelendirilebilecek borçlardır. Peki benim ortak olduğum kurumdan iştiraklerden alırsam borcu ne olacak? Bu konuda kanunda herhangi bir düzenleme yoktur. Ancak Maliye Bakanlığı yorum yoluyla bir sayılı kurumlar vergisi genel tebliğinde iştiraklerden de borç alınırsa ilişkili kişiden alınmış kabul ederim ve bunu da örtülü sermaye kapsamında mütalaa ederim dedi. Doğru yanlış ayrıca tartışılabilir. Ortakla ilişkili kurumdan alınan borçlar, ama tabii ortakla ilişkili kurumdan alınan borcu örtülü sermaye kapsamında mütalaa edebilmek için ortağın doğrudan veya dolaylı olarak %10 oranında bir iştirakinin yani hisse yönetim veya kar payına sahip olması gerekmektedir. Ve yine ortağın bu şekilde %10'dan fazla ilişkide bulunduğu kurumun yine %10'dan fazla olmak üzere ortak olduğu diğer kurumlarda ilişkili kişi kabul edilmiştir örtülü sermaye faizi uygulaması bakımından. Şimdi nedir örtülü sermaye dediğimiz? Örtülü sermaye kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan borç tutarıdır. Şimdi burada çok çeşitli sorular sormak lazım. 1. Öz sermaye nedir? Öz sermayeyi genel tebliğde diyor ki bakanlık, ben buradan vergi usul kanunu 192. maddesinde kastedildiği anlamı, yani mevcutlar artı alacaklar eksi borçları anlarım diyor. Doğru ve yerinde bir yorum. Peki hangi tarihteki öz sermaye? Öz sermaye de değişken, dönem başındaki öz sermayeyi nazara alırım diyor. Dolayısıyla dönem içerisinde örneğin sermaye arttırımı veya azaltımı yoluyla sizin öz sermayenizi bir değişiklik olduysa bunun herhangi bir önemi yoktur. 1 Ocak tarihindeki öz sermaye önemlidir. Ha, dolayısıyla örneğin gelecek sene borçlanmanız artacaksa veyahut da diyelim ki örneğin Aralık, Kasım, Aralık ayında dövize dayalı benim borçlarım çok fazla. Bunun kur farkları dolayısıyla rakamım da büyüyecek. Ha, o halde ne yapmam gerekiyor? O zaman her sene Kasım veya Aralık ayında bir sonraki yılın borçlanma potansiyeline dikkat ederek belki gerekiyorsa sermayeyi arttırarak sermayeyi yükselterek sermaye arttırımı yoluyla İzleyen yılda örtülü sermaye sayılabilecek borç kısmını daraltmak daha akıllıca olacaktır. Kurum öz sermayesi sıfır olabilir, negatif olabilir. Ha, böyle bir durumda bütün alınan borçlar öz sermaye kapsamında mütalaa edilecektir. Yıl içerisinde kuruldu şirket, o takdirde kuruluş tarihindeki öz sermayesi o yıl için uygulamaya esas olacaktır. Burada peçelemeli borçlara dikkat etmek lazım. Uygulamada bunu da çok görüyoruz. Örneğin ortaktan alınacak borç ilişkili olmayan bir kişiye para aktarılıyor. Oradan bir başka kişiye aktarılıyor ve o şekilde borç olarak alınıyor. Yani para dolaştırılarak işletmeye getiriliyor. Ancak Maliye Bakanlığı bir sayılı genel tebliğinde pek doğru olarak da bu tip bir muvazayı veya peçelemeyi ben saptarsam ben bunu ortaktan alınmış borç olarak kabul ederim dedi. Doğru bir görüş. Borcun işletmede kullanılması lazım. Tabii ki işletmede kullanmadınız. Örneğin bankadan şirket krediyi aldı. Aynen ortağına aktardı. Ortakla gitti kendisine yazlık ev aldı.
Olabilir böyle bir uygulama. Burada işletmede kullanılan bir borç söz konusu olmadığı için örtülü sermayeyi düşünmemek gerekir diye düşünüyorum. Aktarılan borçlar özellikle grup içi şirketlerde ana şirketin, merkez şirketin veya holdingin aldığı borç zaman zaman diğer şirketlere aktarılmaktadır. Bu durumda örtülü sermaye uygulamasını aktaran kurum yapacak mıdır? Aktaran kurumun örtülü sermaye uygulamasını yapmasına burada gerek yoktur. Ancak borcun aynı faiz tutarıyla ve bankadan alınan vade aşılmamak üzere aktarılması gerekmektedir. Eğer biz bankadan örneğin 4.75 ile krediyi aldıysak ama bunu grup şirketine 5.75 ile kullandırıyorsak o zaman biz ayrı bir finansman hizmeti veriyoruz demektir. Dolayısıyla aldığım borcu aktarmam değil, grup şirketine farklı bir finansman hizmeti vermem söz konusudur. Örtülü sermaye faizi kapsamında değerlendirilebilecektir. Brüt borç tutarı dikkate alınacaktır. Burada borçtan bakanlığın anladığı brüt borçtur. Yani benim finansman hizmetini verdiğim grup şirketi veya aktardığım şirket veya kurum her neyse bana da borçları varsa, ben borçluyum ama alacağım da var o şirketten, netleme yapılmayacaktır. Burada sadece sizin verdiğiniz borç dikkate alınacak, sizin alacağınız düşülmemiş tutarıyla dikkate alınacaktır. Dövizli borçlar olabilir. Dövizli borçlarda hangi tarihteki kuru esas alarak örtülü sermaye uygulamasını yapacağız? Borcun alındığı tarihteki. Maliye Bakanlığı uygulamasında yine genel tebliğde diyor ki borcun alındığı tarihteki kur esas alınarak borç tutarı TL'ye çevrilip hesaplama yapılacaktır. Ama izleyen yıla aşıyorsa bu takdirde 1 Ocak tarihindeki kur esas alınarak borç miktarı nazara alınacaktır. Bu son söylediğim hadise özellikle örtülü sermaye uygulaması açısından, diğer açılardan kur farkı zararı yazılması vesaire onlara girmiyorum. Ama örtülü sermaye uygulaması açısından Kasım ve Aralık aylarında kurların yükselmesi karşısında firmalar için bir koruyucu olmuştur. Ama 1 Ocak tarihindeki yüksek kur dolayısıyla da artık bu yıl o dövizli borçlar yüksek kur üzerinden örtülü sermaye faizi uygulamasında nazara alınacaktır. 1 Ocak tarihi itibariyle de aleye çalışmıştır ama 1 Ocak'ta bunu hesap edebilen firmalar Kasım veya Aralık'ta sermaye artırımı yapmak suretiyle de, yani öz sermayelerini yükseltmek suretiyle de bir anlamda örtülü sermaye faizi müessesinden kendilerini koruyabildiler. Şimdi bu borçları toplarken, yani ben öz sermayenin 3 katını aşıyor muyum diye bakarken, ortak veya ortakla ilişkili kişi olarak kabul edilen banka veya kredi kuruluşlarından aldığımız borçları %50 olarak nazara alacağız. Yani grubun bir bankası varsa veya ortakla ilişkili bir bankadan kredi aldıysam toplama yaparken o borcun %50'sini dikkate alacağım. Bazı borçları da hiç dikkate almayacağız. Örneğin ortak veya ortakla ilişkili kişinin sağladığı gayri nakdi teminatlar karşılığı elde edilen borçlar. Örneğin ben evimi ipotek ettim ortak olarak, şirketim kredi aldı. Bu dikkate alınmayacaktır. Ama ben gayri nakdi teminat değil de nakdi teminat verdiysem, örneğin devlet tahvillerimi teminat gösterdiysem, hazine bonusunu teminat gösterdiysem veyahut da back to back kredi yaptıysam, yurt dışında bu back to back kredi yapılmak suretiyle alınan borçlara zaman zaman rastlıyoruz. Onlar da bu kapsama girmiyor. Yani dikkate alınacak borçlar kapsamına giriyor. Dikkate alınmayacak borç olabilmesi için 3 katın hesabında gayri nakdi kredi teminata dayanması gerekiyor. Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının ve ilişkili kişilerin banka veya özel finans kurumlarından sermaye piyasalarına temin ederek aynı şartlarda kullandırdığı borçlarda dikkate alınmayacaktır. Yani örneğin şirket tahvil ihraç etti, tahvil ihracında karşılığında halktan para topladı. Bu toplanan parayı da biz örtülü sermaye uygulamasına dikkate almayacağız. Bankaların yapacakları borçlanmalar, İşte leasing şirketlerinin, finansman faktörün şirketlerinin bankalarına ilişkili olduğu, tabii ki bankalarına yapacağı borçlanmalar da dikkate alınmayacak. Örtülü sermaye sayılan borçlanmalar için katlanılan gider veya maliyetlerin tamamı
kanunen kabul edilmeyen gider olarak nazara alınacak ve ortaklara temettü olarak verildiği kabul edilecektir. Tabii burada bu borçlar kapsamında üzerinde belki durulması gereken bazı şeyler daha var. Örneğin vade farkları borç olarak kabul edilecek midir? Bu konuda Maliye Bakanlığı diyor ki eğer diyor ticari teamüllere uygunsa ben bu vade farkını borç olarak görmem. Ama ticari teamülleri aşıyorsa, farklılık gösteriyorsa aşan kısım itibariyle örtülü sermaye kapsamında görürüm. Tabii bu arada ticari teamül dediğiniz zaman Türk Ticaret Kanunu'nun 1535. maddesini zannedersem orada biliyorsunuz faiz ve vade farkına ilişkin olarak vadeler ve süreler konusunda bazı düzenlemeler yapıldı. Hiçbir ticari teamül kanuna aykırı olamayacağına göre ticaret kanunu hükmüne de nazara almamız gerekiyor. Avanslar borç olarak dikkate alınacak mıdır? Alınan avanslar bu konuda da Maliye Bakanlığı diyor ki borç olarak dikkate alınacaktır. Doğrudur, yanlıştır. Bu ayrıca tartışılır. Hani zaman dolayısıyla girmiyorum tartışmalı bu tip tartışmalara. Ama borç olarak nazara alınacaktır. Sadece yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde hak ediş, alınan hak ediş tutarları avans olarak görülmeyecektir diyor. Düzeltme işlemi eğer temettü olarak kabul ediyorsanız bu takdirde faiz geliri elde eden kurum bunu temettü olarak kayıtlarına alacaktır. Örtülü sermaye faizine tekabül eden ve öbür tarafın kanunen kabul edilmeyen gider yaptığı faizi temettü olarak kayıtlarına alacaktır. Şartları varsa iştirak kazançları istisnasından yararlanacaktır. Aynı şekilde gerçek kişi ise o da yine temettü olarak kabul edecektir. Temettü olarak kabul ettiğine göre gelir vergisi kanunu sanırım 22. maddesindeydi. Kar paylarına ilişkin bir istisna var. O istisnada %50'sini istisna tutuyorduk. O istisnada yararlanarak beyanda bulunacaktır. Ama eğer bu bir dövizli borçsa kur farkları vergiye tabi gelir kabul edilmeyecektir. Düzeltme acaba paralel olarak yapabilir miyim? Aynı anda ben bu düzeltmeyi yapabilir miyim? Eğer aynı geçici vergi dönemi içerisinde ben kanunen kabul edilmeyen gider yaptıysam bana borcu veren de aynı dönem içerisinde kayıtlarında bu düzeltmeyi yapılmış olarak beyannamesini verebilir. Ama beyan dönemi geçtikten sonra bu düzeltmenin yapılabilmesi için ancak düzeltme beyannamesi verilmesi ve idare tarafından da bu düzeltme talebinin kabul görmesi koşuluna bağlıdır. Transfer fiyatlandırmasına geldiğimizde çok hızlı gittiğimin farkındayım ama özür dilerim. Fazla hani zamanı sıkıştırmamak için. Şimdi transfer fiyatlandırması daha önceki kanunumuzda 13. maddeydi. Yeni kanunda da 17. madde ama eski kanunda daha yoruma açık, daha yoruma mütehammil bir düzenleme yer almaktaydı. Yeni kanunda ise örtülük transfer fiyatlandırması hususlarının unsurları çok daha net ve çok daha tartışmaya yer vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Aslında tartışmaya yer vermeyecek şekilde diyorum ama bütün kitaplarda böyle yazıyor ama bu transfer fiyatlandırması özellikle emsal fiyat belirleme yöntemlerini bütün dünya tartışıyor ve hala ne OECD çözebildi ne Dünya Ticaret Merkezi çözebildi. Şimdi transfer fiyatı şunu kabul ediyoruz biz, aslında belki bir karine gibi görüyoruz. Eğer bir ilişki ilişkili kişiyle kurulmuşsa diyoruz ki bu ilişki bu fiyatı etkilemiştir. Dolayısıyla bizim burada ulaşmamız gereken kişi ilişkili kişiler arasında olmayan, oluşmayan fiyatla ilişkili kişi arasındaki farkı bulmak. Bütün transfer fiyatlandırmasının özü buna dayanmaktadır. Yani adeta bakış açısı olarak diyoruz ki ilişkili kişiyle yapılan işlemlerde ilişki neticesinde fiyat yapay olarak oluşmuştur. Şimdi birazdan daha ayrıntılarına geleceğim. İlişkili kişi kimdir? Şimdi burada işte görüyorsunuz slide'da da yazdım genel tebliğden çıkartarak. Hani bunu anlatmaya da gerek görmüyorum çünkü ilişkisiz kişi yoktur. Hemen hemen herkes birbiriyle genel tebliğe göre ilişkisidir, ilişkilidir. Yani Üstad demin örneğinde Sigara Sevenler Derneği'ne bağış yapmıştı. Hadi diyelim ki biz de Sigara Sevenler Derneği'nin ortak üyesiyiz. Başkaca bir hiç ilişkimiz de yok ama aynı apartmanda oturuyoruz. Biz ilişkili kişi kabul ediyoruz.
Hatta bu transfer fiyatlandırması müessesesi Maliye Bakanlığı gözünde öyle bir ilişkili kişi kavramı yaratmıştır ki boşansanız bile hanımın akrabalarıyla hala ilişkiniz devam ediyor. Dolayısıyla yani aynı Adem ve Havva'ya dayanmak dolayısıyla bütün herkes ilişkili kişi kapsamındadır. Onun için fazla da anlatmıyorum. Bunun dışında Maliye Bakanlığı diyor ki bir de haksız vergi rekabetinde bulunan ülkelerle yani zararlı dediğimiz vergi rekabeti yaratan yani çok düşük vergi yükü bulunan ülkelerle işlemleriniz varsa ben bu işlemleri doğrudan doğruya ilişkili kişilerle yapılmış işlem kabul ediyorum. Ama bu ülkeler hangileridir dediğiniz zaman bunu açıklama yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmiş ama Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bu konuda bir liste henüz oluşturup Bakanlar Kurulu'na geçiremediği için kanun burası yaşama geçmiyor. Şimdi bu 2006'da yeni kurumlar vergisi kanunuyla geldi transfer fiyatlandırması ama Türkiye aslında transfer fiyatlandırmasıyla 1988'de tanıştı. Gümrüklerde kıymet tespitine ilişkin GATT anlaşmasının 7. maddesi uygulanması için anlaşmanın kabulüyle 94 tarihinden itibaren de biz transfer fiyatlandırmasını aslında gümrük hukukunda ve gümrüklerde kullandık. Ve orada bir takım yöntemler var. Onların ayrıntılarına geleceğim. Ve orada çok iyi bir data bankası oluştu. Şu anda gümrük idarelerinin elinde çok güçlü bir data bankası vardır. Ama o data bankasından biz yararlanamıyoruz. Neden yararlanamıyoruz? Çünkü gümrüğün amacı başka, Maliye Bakanlığı'nın amacı başka. Gümrük idaresi mümkün olduğu kadar malın fiyatını en yüksek tespit edecek ki daha yüksek vergi alsın. Biz maliye ve vergi hukuku uygulaması bakımından yurt dışından gelen malın fiyatını ne kadar düşük tespit edeceğiz ki o kadar çok vergilendirme yapabilelim. Dolayısıyla amaçlar farklı olduğu için o data bankası sadece bizde değil dünyada da mali idareyle gümrük idareleri tarafından ortaklaşa kullanılamıyor. Şimdi hangi işlemler transfer, ilişkili kişilerle yaptığımız hangi işlemler transfer fiyatlandırması kapsamına girebilir diye bir soru soracak olursanız bunları da saymaya hiç gerek yok. Borçlar hukukuna göre yapabileceğiniz her türlü sözleşmeyle transfer fiyatlandırmasına yol açabilirsiniz. Dolayısıyla yani illa alım satım, imalat, inşaat falan diye bir şey yok. Her sözleşmeyle transfer fiyatlandırmasına yol açılması mümkündür. Dolayısıyla bu işlem bakın bu sözleşmeler transfer fiyatlandırmasına girmez diye bir şey söylenilemez. Özellikle dikkat edilmesi gereken işlemler yurt dışı ile ilişkiler açısından çok sıkıntı yaratan masraf paylaşımına ilişkin ödemeler, royalty ödemeleri, leasing ödemeleri ve factoring ödemeleri biçiminde karşımıza çıkıyor. Şimdi emsallere uygun fiyatı nasıl tespit edeceğiz? Bu konuda kanun diyor ki 3 tane yöntem. Doğru. 1- karşılaştırılabilir fiyat yöntemi. 2- maliyet artı yöntemi. 3- yeniden satış yöntemi. Eğer bu yöntemler size uymuyorsa OECD'ye atıf yapıyor. Diyor ki kar bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kar marjı yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu biraz daha ayrıntılarına gireceğim. Yöntemler arasında bir öncelik sırası yoktur. İstediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Bana bu yöntem uygundur diyebilirsiniz. Ama diğer yöntemlerin niye size uymadığını ispat yükü de size aittir. Yani ben maliyet artı yöntemini benimsedim. Bu yöntem benim işlemlerimin bünyesine daha uygundur. Dediğiniz anda peki diğerlerin için sana uygun değildir sorusuna da cevap vermek zorundasınız. Şimdi tabii burada bir kere transfer fiyatlandırmasına uygun seçimi yapabilmek için önce karşılaştırılabilir işlemleri belirlememiz gerekiyor. Bu karşılaştırmamızlı işlemleri yapan bağımsız tarafların bulunduğu bir ortamda olmamız gerekiyor. Ve tabii ki karşılaştırılabilir koşullar. Çünkü transfer fiyatlandırmasında emsal belirlemek hakikaten çok incelikler gerektiren bir husus. Önce faaliyeti tanımlamamız lazım. Sonra fonksiyon analizi ve risk analizini yapmamız gerekiyor. Yani örneğin yurt dışından ithal ettiğim malda nakliyeyi kim yapıyor? Kur farkı riski kime aittir? Reklam giderleri kime aittir? Garanti masraflarını kim ödeyecektir? Den tutun da pazarın özellikleri. Pazara ben ilk defa mı giriyorum?
Hayır, pazarda varım ama pazar payımı mı büyütmeye çalışıyorum? Hayır, pazarda varım ama pazara yeni bir ürün mü satmaya çalışıyorum? Dolayısıyla bütün bunların hepsi işlev analizi içerisinde tahlil edilmesi gerekiyor. Ha, sonra uygun yöntemi seçeceğiz, karşılaştırmalı analizimizi yapacağız ve ondan sonra sıra şeye geliyor. Bunu dokümante etmeye geliyor. Şimdi buradaki çok fazla ayrıntılara girmiyorum zaman sınırlaması dolayısıyla. Eğer soru gelirse daha detaya girerim. Şimdi karşılaştırılabilir fiyat yöntemi. Bu yöntem nerede daha çok karşımıza çıkıyor? Mal veya hizmet alımında satımında bulunan ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle uyguladıkları fiyata biz bir kere karşılaştırılabilir piyasa fiyatı diye kabul ediyoruz. Peki biz bunu nasıl ayıracağız? Önce yine aynı eski örtülü kazanç dağıtımı uygulamasında olduğu gibi mükellefin kendi iç emsallerine bakacağız. Yani mükellefin örneğin Almanya'daki firmanın Türkiye'deki üretici ve distribütörüne uyguladığı royalty bedeliyle Çin'dekine, Fransa'dakine, Mısır'dakine, Polonya'dakine uyguladığı aynı mıdır, değil midir? Eğer ben zaten iç emsalde bir farklılık görüyorsam transfer fiyatlandırması var demektir. Bulamadığım iç emsal yok. Bu takdirde o zaman dış emsale gideceğiz. Diğer mükelleflerin kendi ilişkili kişileriyle kurdukları ve daha sonra da ilişkisiz kişilerle kurdukları, ilişkilerde oluşturdukları fiyatları karşılaştırmaya esas alacağız. Tabii dediğim gibi yani pazarın coğrafi farklılıklarından tutun, yüklenilen risklere kadar, ürün kalitesindeki farklılıklara kadar çok hususun burada transfer fiyatlandırmasında emsal belirlerken nazara veya dikkate alınması gerekiyor. Örneğin bir ilacın etken maddesi diyorsunuz. Aynı etken madde, aynı ham madde. Geçen gün bir olay dolayısıyla mesela ben de öğrendim. Örneğin polimorfik yapısı denen bir şey var. Aynı formül. Mesela H2O'yu ele alalım. Hidrojenle oksijenin birbirine nasıl bağlandığı. Şimdi 3 tane molekül böyle de bağlayabilirsiniz, böyle de bağlayabilirsiniz. Birini öbürüne de bağlayabilirsiniz. Bu atomların birbirine bağlanma yapısıyla birinde şurup yapabiliyormuşsunuz, birinde hap yapabiliyormuşsunuz. Efendim bir tanesiyle de işte iğne yapılabiliyormuş. Bu derece atomların bağlantısına kadar son derece ürün fark edebiliyor. Ama bütün bunların hepsinde aşıkıyor su diyorsunuz. Şimdi tabii biraz daha öteye giderseniz örneğin o etken madde, ilaç etken maddesinin içerisindeki rutubet derecesi. Şimdi olabilir siz daha rutubetli ilacı alırsınız, kendiniz kurutursunuz, etken maddeyi alır kurutursunuz ilaç yaparken. Ben safını alırım. İmmünitesi, implitesi daha düşük olanını alırım. Ha veya şuna gidelim, ikimiz de aynı ham maddeyi alırız. Nasılsa rutubeti öyle üretiriz ama ne fark eder? İlacın raf ömrü fark eder. Dolayısıyla bu tip incelikleri nazara almaksızın bir transfer fiyatlandırması yapmak, transfer fiyatlandırmasında emsal fiyat belirlemek mümkün değil. Şimdi karşılaştırılabilir fiyat yöntemini daha ziyade ticari ürünlerde kullanıyoruz, lisans ödemelerinde kullanıyoruz, finansman hizmetlerinde kullanıyoruz, komisyon ödemelerinde kullanıyoruz. Maliyet artı yöntemini yine dünyadaki uygulamaya bakarsanız daha ziyade fason üretim, yarı mamul satışları, uzun süreli ticari alım satım anlaşmaları ve hizmet ifalarında karşımıza çıkıyor. Yeniden satış fiyatı ise bir ürünün alınıp herhangi bir şekilde üzerinde bir işlem yapılmadan aynen satıldığı hallerde uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi çok uluslu şirketlere baktığımızda, yani bizim bir örnek veya emsal alabileceğimiz şirketlere baktığımızda bu şirketler grup içi mal alım satımlarında karşılaştırılabilir fiyat yöntemini uyguluyorlar. Grup içi hizmet satışlarında maliyet artı yöntemini uyguluyorlar. Lisans ödemelerinde iç emsale dayalı karşılaştırılabilir fiyat yöntemini uyguluyorlar. Grup içi finansman hizmetlerinde yine iç emsale dayalı karşılaştırılabilir fiyat yöntemini uyguluyorlar ve masraf paylaşımında da belli bir dağıtım anahtarına göre
maliyet artı yöntemini uyguluyorlar. Şimdi transfer fiyatlandırması da belgeleme. Bu çok önem taşıyan hususlardan bir tanesi. Bir kere bizim transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak belgelendirmemiz iki şekilde bir karşımıza çıkıyor. Bir, transfer fiyatlandırması raporu hazırlamamız gerekiyor. Bütün bu ayrıntılara yer veren transfer fiyatlandırması raporu. İki, kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bir formu doldurmamız gerekiyor. Şimdi bu formu bütün mükellefler dolduruyor. Hiç tereddütsüz ve ayrım yapılmaksızın bütün kurumlar vergisi mükelleflerinin transfer fiyatlandırması için ek formu doldurmaları ve elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor. Ve burada hangi yöntemi kullandığınızda işte belirtmeniz gerekiyor. Transfer fiyatlandırması raporunu ise kimler hazırlayacaktır? Büyük mükellefler vergi dairesine kayıtlı bütün kurumlar ilişkili kişilerle yaptıkları İç veya dış işlem hiç önemli değil. Bütün mükelleflerle yapmış ilişkili olan tabii ki bütün mükelleflerle yaptıkları işlemler için bir transfer fiyatlandırması raporunu kurumlar vergisi beyanname verme süresinin sonuna kadar hazırlamak ve gerektiğinde de ibraz etmeleri gerekiyor. Diğer mükellefler ise sadece yurt dışı işlemleri için, tabii yurt dışındaki ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler, alım, satım ve hizmet vesaire gibi işlemleri için hazırlamaları gerekiyor. Diğer mükelleflerin, yani büyük mükellefler vergi dersine kayıtlı olmayan mükelleflerin yurt içindeki ilişkili kişilerle yapmış oldukları alım, satım, hizmet vesaire gibi işlemleri için transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları gerekmiyor. Bu arada tabii serbest bölge ne olacaktır? Serbest bölgede yurt dışı gibi düşünülecektir. Yani büyük mükellefler vergi dersine kayıtlıysam zaten sorun yok, hepsi için hazırlıyorum. Ama diğer mükellefsem serbest bölgeye örneğin mal satışların varsa, ilişkili kişiyse tabii oradaki de yine transfer fiyatlandırması raporunu hazırlamam gerekiyor. Yurt dışı şube ayrı bir mükellef gibi düşünülecektir. Yurt dışında şubem varsa diğer bir mükellef grubuna giriyorsam, yani büyük mükellefler vergisine kayıtlı değilsem yine aynı şekilde yurt dışı şubeyle ilgili işlemler için de transfer fiyatlandırması raporu hazırlanması gerekmektedir. Bu rapor demin dediğim gibi beyanname verme süresinin son gününe kadar hazırlanacak ve ondan sonra idare tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Serbest bölgedeki mükellefler de Türkiye'deki ilişkili kişiler için, ilişkili kişilerle olan işlemleri için bu raporu hazırlamak zorundadırlar. Ama serbest bölgedeki kişilerin yurt dışındaki ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler için böyle bir rapor hazırlama zorunluluğu söz konusu değildir. İnşallah soruları temel oluşturabilecek şekilde hani kısa bir toparlama yapabilmişimdir. Sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum ve de özür diliyorum sizi bu kadar hızlı sevk ettiğim için, çok özür diliyorum. Arkadaşlar şimdi sıra devleti dinlemeye geldi. Fatih Bey de bize soru ve cevap şeklinde kurumlar vergisiyle ilgili açıklamalarda bulunacak. Daha sonra sorularınızı hazırlama ve hakikaten iftihar ediyorum sizlerle. Ya ihtiyaç molasına bile gitmeyen var. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Bir 10 dakika ara verip sorularınızı alıp onları cevaplandıracağız. Buyurun Sayın Fatih. Yanlış anlaşıldı galiba. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın değerli temsilcileri ve üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de kurumlar vergisiyle ilgili bize yansıyan olaylardan, genellikle önemli gördüğüm olaylardan derlediğim soru cevap şeklinde bir sunum yapacağım. Çok fazla da uzatmayacağım. Soru ve cevabı daha fazla yer kalması için
Şöyle başlayalım. Öncelikle birinci soru, bir konut yapı kooperatif var. Bu kooperatifin almış olduğu arsayı kooperatifin ihtiyaçları ama ihtiyaçları için amaca ulaşamayacağını karar veriliyor ve bu arsayı satmaya karar veriyor. Eğer satış bedeli ortaklara dağıtılması durumunda kooperatifin muafiyetiyle ilgili muafiyeti bozulur mu, bozulmaz mı, nasıl işlem görür? Öyle bir soru, ilk soru. Öncelikle kooperatifin muafiyet şartları var. Kurumlar Vergisi Kanunu 4. maddesinde bu muafiyet şartlarından birisi sadece ortaklarla iş görülmesi. Burada da arsa satılıp yani ortaklar haricinde başka birisine satıldığı için ortaklarla iş görülmesi şartının ihlal edilmiş oluyor. Eğer böyle bir ihlal varsa kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi lazım kooperatife. Ama mükellefiyet tesis edildikten sonra eğer kurumlar vergisi kanunu 5.1e maddesindeki gayrimenkul satış kazancı istisnasının şartları oluşmuşsa bu istisnadan kooperatif yararlanabilecektir. Diğer bir soru, ana faaliyet konusu taşınmaz ticareti olarak değiştirilen şirketin değişiklikten önce aktifine kaydettiği gayrimenkulleri değişiklikten sonra satması durumunda kurumlar vergisi uygulaması nasıl olur? Gelir İdaresi'nin yani Maliye Bakanlığı'nın muktezalarında şöyle bir katı uygulaması var. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Bir şirket eğer ana sözleşmesinde belli faaliyetler var. Bu faaliyetleri hani bu faaliyetlerle ilgili fiilen belki bu faaliyetlerle uğraşmasa bile ana sözleşmesinde olması durumunda gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlandırmıyor. Genel muktezaların şu anki şeyi bu şekilde. Bu şeyden sorumuzda da görüldüğü gibi bir sözleşme değişikliği yapıp ana faaliyet konusu taşıtma ticareti olarak değiştirmişse gayrimenkulü satması durumunda gayrimenkulü sattığı zaman faaliyet konuları arasında gayrimenkul alım satım ticareti olduğundan bu istisnadan 5.1'den yararlanılacaktır. Diğer bir soru, kurum adına tapuya tescilli olmayan taşınmazın satışında gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılabilir mi? Burada hem yani kanun ve tebliğ düzenlemelerini bir arada okuduğumuzda taşınmazın tapuya tescilli önem arz ediyor. Eğer tapuya tescil edilmemişse taşınmaz. Bununla ilgili satışla ilgili gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanmak mümkün olmamaktadır. Diğer bir soru, uygulamada çok karşılaşılıyor. Fiiliyatta cins tahsisi kurum adına tapuya tescilli yapılmasında bazı gecikmeler olabiliyor. Bu bazen 1, 2, 3, 4 yılı bile bulabiliyor çeşitli nedenlerle. Bu anlamda tescil tarihinden itibaren 2 yıllık süre başlayacak, ne zaman başlayacak? Diğer soru bu. Burada da fiilen eğer gayrimenkulün herhangi bir şekilde daha önce kullanıldığının bir şekilde ispat edilmesi durumunda fiilen kullanılma tarihinden itibaren 2 yıllık sürenin başlayacağı kabul edilmektedir. Yani tescil tarihi daha sonra olmasına rağmen fiilen kullanılma tarihinden itibaren 2 yıllık süre hesaplanacak. 2 yılı geçmişse bu gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılabilecektir. Diğer bir örnek, kooperatifin aktifine kayıtlı taşınmazı TOKİ tarafından istimlak edilmiş. Bu durumda kooperatifin durumu ne olacak? Kooperatifin muafiyet şartları ihlal edilmiş sayılır mı? Burada da TOKİ böyle bir istimlak, kanunen bir istimlak yapılmış olması durumunda elde edilen kazanç ortaklara dağıtılamayarak kooperatif amaçları doğrultusunda harcanması halinde bu işlem ortak dışı işlem sayılmayacak ve kurumlar vergisi mükellefiyeti kaybolmayacaktır. Ama bir şekilde muafiyet şartlarının sağlanamaması durumunda yine 5.1e'deki istisna şartlarının sağlanması durumunda bu istisnadan yararlanılabilecektir.
Diğer bir soru yine gayrimenkul satış kazancı istinası ile ilgili. Burada bir aktife kayıtlı fabrika binasının satışı var. Bu satıştan 5-1'e şartlarına göre yararlanılabiliyor. %25'lik kısmı %75'i biliyorsunuz istisna. Diğer kalan %25'lik kısmı yenileme fonu ayrılarak bu kısmı kullanılabilir mi? Burada da idarenin vermiş olduğu muktezada %75'i gayrimenkul satış kazancı istinasından yararlanmış. Gayrimenkulün eğer geri kalan %25'i içinde yenileme fonu ayrılma şartları yerine getirilirse bu şartlar bağlamında %25'lik kısım içinde yenileme fonu ayrılabilecektir. Diğer bir soru yurt dışı şube kazancı istinası ile ilgili. Bu yurt dışı şubenin faaliyetinden zarar oluşması durumunda kurum kazancından indirim konusu yapılabilir mi? Burada da Erdal Üstad da bahsetmişti. 5-1'e gayrimenkul satış kazancı istisnasında idarenin görüşü eğer burada bir zarar doğması durumunda istisna şartlarına bakılıyor. Eğer bu kurum istisna şartlarını sağlayabilecekse zararda indirim konusu yapılmasına izin verilmiyor. Belki buradaki mantıktan yine benzer bir muktezada yurt dışı şubede elde edilen kazancı yurt dışı şube kazancı ile ilgili şartları yerine getirmişse mesela yurt dışı şubedeki bulunan ülkede vergi yükü en az %15 veya diğer şartlar yerine getirilmişse burada da yurt dışı şube kazancından bir zarar doğması durumunda indirim konusu yapılamayacaktır. Eğer bu şartlar sağlanamaması durumunda yurt dışı şube kazancının kazancından kaynaklanan zararlar indirim konusu yapılabilecektir. Diğer bir soru, yurt dışında iş yeri veya daim temsilcisi olmadan yapılan teknik hizmetlerden elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirilecektir? Biliyorsunuz yurt dışında inşaat onarım ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar belli şartlarda istisna. Eğer yurt dışında teknik hizmetlerden sağlanan kazanç yurt dışında herhangi bir iş yeri ve daim temsilcisi bulunmaması durumunda bu yurt dışına hizmet ihracı olarak kabul ediliyor. Mutlaka bu istisnadan yararlanmak için bu iş yurt dışında bu teknik hizmetlerin yurt dışında bir fiil iş yeri veya daim temsilcisi vasıtasıyla yapılması gerekiyor. Türkiye Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı yat için sigortadan alınan hasar tazminatı istisna kapsamında mıdır? Burada da Türkiye Uluslararası Gemi Sicili ilgili kanuna göre burada gemilerin işletilmesinden ve devredilmesinden elde edilen kazançlar istisna. Burada da bu eğer yat bir şekilde yanmış ya da başka bir şekilde kullanılmaz hale gelmişse buradan sigortadan bir tazminat alınmışsa bu yatın işletilmesinden ve devrinden elde edilen bir kazanç olmadığından bu kazancın istisna edilmesi mümkün bulunmamakta. Diğer bir soru, şirketin aktifine kaydetti ve atıl halde kalması nedeniyle kirayı vermek suretiyle değerlendirildiği taşınmazın nakit karşılığı satılmasından elde edilen kazanç gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanabilecek midir? Yani şirket faaliyetinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve fiilen kullanıldığı tevsik edilen binanın tapuya teslim edildikten sonra satılması atıl durumda olan bir taşınmaz olması ve bu diğer şartları gayrimenkul satış kazancı istisnasından diğer şartları da sağlaması kaydıyla bu istisna bu şekilde istisna etmesi mümkündür. Limite şirket ortaklarına ödenen ücretler kazancın tespitine gider olarak indirilebilir mi? Kurumlar kendi ortakları ilişkili kişiye kapsamında olduğundan tabii emsallere uygun belli bir ücret ödenmesi şartıyla ama bir hizmet karşılığı yani bir fiil o ortak bir fiil kurumda belli bir hizmet görmesi karşılığında bu tür bir ücret ödemeleri gider olarak indirim konusu olması mümkündür.
Şimdi zarar mahsubu ile ilgili örneğimiz var. 2011 yılında bir kurumun zarar ettiğini düşünelim. 2012 yılında da karlı olduğunu düşünelim ve 2011 zararını 2012 beyannamesinde göstermediğini ve dolayısıyla mahsup etmediğini düşünelim. 2013 hesap döneminde beyanname üzerinden bu 2011 yılındaki zararı mahsup edebilir mi? Burada idarenin genel görüşü zarar mahsubu bir seçimlik bir haktır. Eğer bir kar olan bir dönemde eğer zarar mahsubu bir şekilde gösterilip yapılmamışsa bunu daha sonra düzeltme yoluyla da olsa mahsup etmesi mümkün değildir. Bu örneğimizde de 2011 yılındaki zararı 2012 yılında mahsup etmediği için 2013 yılında düzeltip indirmesi söz konusu değildir. Yine bu örneğe benzer yine zarar mahsubu ile ilgili bu sefer 2011 yılında ve 2012 yılında kurumun zarar beyan ettiğini düşünelim ama 2012 yılında 2011 zararını beyannamesinde göstermediğini düşünelim. Bu zararı 2013 hesap döneminde kar olması durumunda mahsup edebilir mi? Burada da 2012 yılında 2011 yılının zarar göstermediği 2012 yılında zararlı olduğu için herhangi bu kar çıkıp zarar mahsup etme durumu olmadığı için kurum burada iradesini beyan etmemiştir diye düşünülüp 2013 yılında tabii 2012 yılının beyannamesi de düzeltme yolunda 2011 yılının zararını göstermek suretiyle düzeltmek suretiyle 2013 yılında bu 2011 zararının mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin devri halinde devralan şirket 3218 sayılı kanun hükümlerinden yararlanabilir mi? Serbest bölgede faaliyet gösteren şirket kurumlar vergisinin ilgili devirle ilgili ve ticaret kanunun ilgili devirle ilgili hükümlerine göre birleşme ve devir halinde infisat eden kurum adına düzenlenmiş bulunan faaliyet ruhsatı bu şekilde devretmiş ve faaliyet ruhsatı dış müsteşarlığı tarafından devralan kuruma adına yenilenip yenileme işlemi sonrasında da devreden şirket eğer bölgede faaliyet gösteriyorsa serbest bölgelerle ilgili istisnadan bu kurum yararlanabilecektir. Dernek tarafından çekilecek belge seçilen yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi? Biliyorsunuz kurumlar vergisinde bazı indirimlerden bahsedilmiş. Özellikle kurumlar vergisi 10C'de sayılan kurumlara, bu kurumlar işte kamu kurumları, üniversiteler, katma ve özel bütçeli kamu kurumları ve kamu yararına dernekler ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan belli ve bağış ve yardımlar. Bu ilgili 10. maddenin D fıkrasında bayağı bir ayrıntılı düzenlemeler var. Eğer bu dernek tarafından çekilecek belgesel Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen bir belgeselse bu kapsamda diğer şartlarında bulunması durumunda bununla ilgili de bu derneğe yapılan bağış ve yardımlar tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesiyle ilgili yakın zamanda gelen bir indirimle ilgili bir soru. Hem Türkiye'de hem yabancı ülkede ikametgahı olan ve çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin Türkiye'de yerleşik olmayan kişi olarak değerlendirilip bu kişilere verilen sağlık hizmetleri için elde edilen kazancın %50'si kurumlar vergisinin kanunun 10 yumuşak G maddesine göre kurum kazancından indirilebilir mi? Burada belli faaliyetlerini yapan özellikle yurt dışındaki şirketlere veya gerçek kişilere belli faaliyetleri yapan bu muhasebe hizmeti de dahil sağlık hizmeti ve diğer maddede sayılan diğer faaliyeti yapanların belli şartlar dahilinde bu kazançların %50'sini indirim konusu yapma imkanı getirilmiştir. Burada örneğimizde de hem Türkiye'de hem yabancı ülkede ikametgahı olan çift vatandaşlığı bulunan bir kişinin burada bir şekilde yurt dışından gelip sağlık hizmeti alması durumunda eğer bu kişi tabii ilgili ülkenin vergi anlaşmasına da bakılarak nerenin mukim olduğu önemli. Eğer
Bu kişi Türk vatandaşı da olsa, kişisel ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaştığı yer yurt dışındaki ülke ise ve Türkiye'de de bir yıl içinde 6 aydan fazla bulunmuyorsa, bu şekilde yurt dışından gelip bir sağlık hizmeti alması durumunda bu sağlık hizmetiyle ilgili kazancın %50'si indirim konusu yapılacaktır. Ama bir şekilde Türkiye'ye yerleşmiş olması durumunda ya da 6 aydan fazla Türkiye'de bulunması durumunda bu kişiyeden kazanılan kazançla ilgili indirim yapılamayacaktır. Diğer bir soru, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde liselere akıllı yazı sahası ve ilköğretim okulunun öğretmenler odasında kullanılmak üzere mobilya ve mefruşat bağışlanması durumunda bu bağışlar indirim konusu yapılabilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı bildiğiniz gibi genel bütçe içerisinde yer alan bir bakanlık ve buna akıllı yazı sahası ve mobilyaların bağışlanması bu okulların faaliyetine devam ettirilmesi için gerekli bağışlardan birisi. Bu anlamda yazı tahtası ve ilgili mobilya ve mefruşat da bu kapsamda bağış ve yardım olarak kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. Limited şirketin tüm aktif ve pasifi ile birlikte kolektif şirkete tür değiştirmek suretiyle devredilmesi durumunda söz konusu devir işleminin kurumlar vergisi kanununa göre nasıl vergilendirilmesi gerekmektedir? Yani sermaye şirketleri şahıs şirketlerine dönüşebiliyor Türk Ticaret Kanunu'na göre. Hatta yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre yani bu tür değiştirme kapsamı biraz daha genişletildi. Bu bizim de son zamanlarda karşılaştığımız bir şey. Sermaye şirketleri artık tek ortaklı olabildikleri için normal bazı kişiler ortağı limited şirketini de tek kişiye düşürüp ondan sonra da şahıs şirketine dönüşmek isteyebiliyorlar. Ama bununla ilgili kurumlar vergisi kanununda şu anki mevcut düzenlemeye göre kurumlar vergisi anlamında baktığımızda tür değiştirme kurumlar vergisi kanunu 19. madde kapsamında değerlendirdiğimizde sermaye şirketlerinin tür değiştirmesi söz konusu. Oradaki belli şartlar var yeni kurumlar vergisi kanununda. O yüzden böyle bir tür değişimi kurumlar vergisi kanununa göre devir olarak değerlendirilmiyor şu anki mevcut düzenlemeye göre. Bu devirden, tür değiştirmeden kaynaklanan karların bir şekilde vergilendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla limited şirketin tasfiyeye tabi tutularak hükmü şahsiyetine son verilmesi, kolektif şirketin de yeni kuruluş merasimine tabi tutularak mükellefiyet tesisi gerekmektedir. Ama bu pratikte tasfiye nasıl olacak, nasıl vergi dairesindeki işlemler yapılacak? Tam netleşmiş bir konu değil. Şu an hani idarenin belki de daha ayrıntılı açıklama yapması gereken bir durum şu anda. Diğer bir soru, bir sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketine külü halinde devralıp devralınan şirketin öz sermaye tutarını aşmayan geçmiş yıl zararını 2012'de kurumlar vergisinden mahsup ettiğini düşünelim ve daha sonra bu şirketin de başka bir şirkete devrolduğunu düşünelim. Bu durumda devralma nedeniyle ilk şirketin devralma nedeniyle indirim konusu yaptığı zararlarla ilgili bir ceza yaptırımla karşılaşılabilir mi? Devralınan kurumlarla ilgili zarar mahsubu ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu 9. maddesinde belli şartlar var. İşte 5 yıl beyannameyi zamanında vermek veya orada devam etmek, diğer şirketin, devraldığı şirketin faaliyetini devam ettirmek gibi şartlar var. Bu şartlar kapsamında ilk devralma yapılmış ve bir önceki yılın 2012 yılında geçmiş yıl zararları mahsup edilmişse, daha sonra bu şirketin de yine aynı şartlarda kurumlar vergisinin 9. maddesine göre yine aynı şartlarda diğer şirkete devrolması durumunda da yine önceki şirketin varsa mahsup edilmeyen bir kısmı varsa diğer zararı ile başka zararlar varsa onun mahsubu bu şartlar kapsamında mümkün bulunmaktadır. Diğer bir sorumuz kısmi bölünme ile ilgili.
son zamanlarda yani özellikle birkaç yıl içinde birleşme, devir, kısmi bölünme, bu tür işlemler çok fazla yapılmaya başlandı. Bununla ilgili çok fazla bize soru sorulmaya başladı. Bu o konuyla ilgili bir olay. Toptan ve parakende satış yapan bir şirket düşünelim. Bu şirket kendi bünyesindeki sadece toptan satış işletmesini kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak veya mevcut bir şirkete aynı sermaye olarak koyup aslında kısmi bölünme yapmak istiyor. Burada kurumlar vergisi kanununda kısmi bölünmede şimdi taşınmazlar kısmi bölünmeye konu olabiliyor. 2 yıldan fazla iştirak hisseleri, onun haricinde hizmet işletmeleri ya da üretim işletmeleri. Yani bunların hizmet ya da üretim işletmelerinin kül halinde devrolması gerekiyor. En önemli şart bu. Burada da aslında şirket satış yaptığı belli mallar var. Stoğuna aldığı belli mallar var. Bunun sadece toptan satışını kısmi bölünmeyle devretmek istiyor. Sonuçta bu şirket uğraştığı faaliyet itibariyle yaptığı faaliyet bu sattığı malların alım satımını yapmak. Yani bu alım satımı yaptığı malların sadece toptan satışını öbür şirkete devretmesi mümkün değil. Ya bütün alım satımı ile ilgili atıyorum bu şirket tekstil ürünleri alıp satıyorsa belli bir tekstil ürünlerinin bütün alım satımı ile ilgili bütün işletmenin her kısmına devretmesi durumunda kısmi bölünme konusu yapmasında kısmi bölünme mümkün olacaktır ama bu durumda yani sadece bir kısmını işletmesinin bir kısmını bu şekilde devretmesi mümkün değildir. Şirket aktifinde 2 yılı aşkın süredir yer alan adi ortaklık payının kısmi bölünmeye kolun edilebilir mi? Burada da ilgili kurumlar vergisi tebliğinde adi ortaklık payları da iştirak hisseleri arasında sayılmıştır. En az 2 yıl süreyle şirket aktifinde eğer tutulmuşsa bu adi ortaklık payları kısmi bölünme kapsamında diğer şartların da yerine getirilmesi şartıyla kısmi bölünmeye konu edilebilecektir. Diğer bir soru. Şirket aktifinde yer alan ve 2 yıldan uzun süredir elde tutulan %99.9 oranında iştirak edilen şirket hisselerinin %50'sinin yeni kurulacak anonim şirkete aynı sermaye olarak devredilmesi mümkün müdür? Burada da idare bu tür şeylerde gelen sorularda şöyle bir yaklaşım izledi. Burada şirket hissesini iştirak hisselerinin hepsini bir bütün olarak kabul etti. Bunun sadece %50'sinin diğer bir şirkete kısmi bölünme yoluyla devredilmesine uygun görmedi. Yani bütün %99.9 hissenin hepsi devredilirse kısmi bölünme olabilir ama bir kısmı devredilirse kısmi bölünme şartları gerçekleşmemiş sayılır diye görüş verdi. Ve yani bu görüşe katılmamakla birlikte şu anki idari görüş bu şekilde. Diğer bir soru 15.06.2011 tarihinde şirketin adına tescil edilen aktife kayıtlı bulunan taşınmazın her bir bağımsız bölümünün 1/3 hissesinin kısmi bölümü kapsamında devri mümkün müdür? Kurumlar vergisi kanununa göre. Burada da taşınmazın bütünlüğü önemli. 1/3 hissesinin devri yine kısmi kurumlar vergisi kanununa göre 19'a göre mümkün değil. Ya hepsini devrederse bu taşınmazın ancak o şekilde kısmi bölünme mümkün olabilecektir kurumlar vergisi kanununa göre. Diğer bir soru bundan sonraki örnekler ülkemizde biliyorsunuz yurt dışıyla da çok iş yapan şirketler var. Bu nedenle yurt dışından belli mal ve hizmet alımları oluyor. Bu hizmetlerle ilgili yurt dışına ödemeler oluyor. Türkiye'nin diğer ülkelerle yaptığı birçok vergi anlaşması var. Bu vergi anlaşması kapsamında bu tür ödemelerin nasıl değerlendirileceği ile ilgili bayağı bir problemler var. Bunlarla ilgili birkaç örneğe değinmek istiyorum şimdi. Bu örnekte Almanya merkezli bir şirkete yapacağınız server ve SAP yazılım kullanım bedeli ödemeleriniz üzerinden tevkifat yapılacak mı? Şu anki bu gayrimaddi hak ödemeleriyle ilgili şu an sistemde olan muktezalara baktığımızda
Eğer muktezayı soran mükellef şu şekilde sormuşsa, yani bir ülke belirtmemişse, yani iç mevzuata göre yurt dışına gayrimakul hak ödemeleriyle ilgili nasıl bir tevkifat yapılacağıyla ilgili bir soru sorulmuşsa, standart verilen muktezalar var. Orada işte gayrimaddi hakkın belli şekilde nasıl olacağı tanımlanmış. Ama şurası önemli, o tür muktezalarda şu şekilde diyor. Diyelim bu yazılımla ilgili, yurt dışından alınan yazılımla ilgili, bu yazılımı hiçbir şekilde şirket kullanmayacak ve bir şey aynı şekilde başkasına satacaksa, üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan ya da işletmesinde kullanacaksa, bu ticari kazançtır. Bu yazılım ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmaması gerekir diye şu an hani sistemde olan mukteza bu şekilde. Bu mukteza bağlamında ikili vergi anlaşmalarının 12. maddelerini, yani gayrimaddi hak bedellerinin tanımlanan maddelere baktığımızda zaman zaman uygulamada çok farklı yaklaşımlar oluyor. Şu şekilde vergi anlaşmalarına baktığımızda gayrimaddi hakkı bir şekilde gayrimaddi hak, yani bir nevi telifin, alameti farikanın uzun uzun tanımları var. Her bir vergi anlaşmasında cüzi farklar olmaz olsa bile, yani temelde aynı şekilde tanımlıyor. Yani bir telif hakkı içeren bir yazılımın kullanma hakkı karşılığında yapılan ödemeler diyor. Kullanma hakkı karşılığında yapılan ödemeler dediği için, yani bu yazılımı siz alıp değiştirmeden başkasına da satsanız, başka bir şey de yapsanız, vergi anlaşmaları kapsamında gayrimaddi hak olmadığı diye değerlendirmiyor. Zaten vergi anlaşmalarının genel mantığı, sizin için o kazanç ticari kazanç olabilir ama o kazancın niteliğinin ne olduğunu tespit etmek önemli. Bu anlamda da eğer bir yazılım alıp bunun yani telif hakkını alıyorsanız, aslında siz bunun mülkiyetini almıyorsanız, bir telif içeren bir hakkı alıyorsanız, yani ödediğiniz bedel kullanım hakkı karşılığında bir ödediğiniz bedelse, bu gayrimaddi hak kapsamında değerlendiriliyor. Bu örnekte de server veya SAP yazılım kullanım bedeli karşılığında yaptığınız ödemeler gayrimaddi hak ödemeleri olup, anlaşmanın ilgili maddesine göre %10 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapmanız gerekiyor. Ama iç mevzuata göre verilen o daha önce bahsettiğim mukteza şöyle bir durum getiriyor. Eğer siz yurt dışından bir yazılım aldınız, bunu aynı hiç üzerinde değişiklik yapmadan başkasına devrediyorsanız, bunu şöyle bir durum oluyor. Eğer arada vergi anlaşması yoksa stopaj yapmamanız gerekiyor. Çünkü vergi anlaşması olmadığı zaman direkt biz iç mevzuata dönüp ona göre vergileme yapıyoruz. Ama vergi anlaşması olduğunda stopaj yapmanız gerekiyor. Şu an uygulamada böyle bir hani normalde olmaması gereken mantıken bir sorun var. Diğer bir soru, Yunanistan mülkiyetinin bir firmaya özel bir yazılım hazırlatılması, firmanın Türkiye'de herhangi bir iş yerinin bulunmaması, yazılım oluşturma işinin tamamen Yunanistan'da yapılması, firma temsilcilerinin yazılıma ilişkin bilgilendirme toplantısı amacıyla kısa süreli olarak Türkiye'ye giriş çıkış yapması durumunda bu ödemelerden tevkifat yapılacak mı? Bu yazılımla ilgili eğer yurt dışındaki şirket size özel ve hani başkasına da yapmadığı, sadece size özel, yani bir nevi mülkiyeti belki sizin olacak bir yazılım yapıyorsa, bu tür yazılımla ilgili kazançlar onun açısından serbest meslek kazancı oluyor. Bu örnekte de Türkiye'ye bu yazılımla ilgili bazı şeyler için, toplantılar için geldiği bahsediliyor. Burada ilgili Yunanistan'la ilgili vergi anlaşmasının 14. maddesine göre, serbest meslek kazancına göre, burada vergi anlaşmalarının hani temel mantığı şudur. Eğer serbest meslek faaliyeti Türkiye'de icra ediliyorsa, o zaman Türkiye'nin vergileme hakkı yok. Türkiye'de icra edilmiyorsa vergileme hakkı yok Türkiye'nin. O yüzden anlaşmaya baktığımızda buraya Türkiye'de geldiğini görüyoruz, bu Yunanistan'daki şirketin yetkililerinin. Bu nedenle eğer Türkiye'de 6 aydan uzun bir süre bir şekilde gelenlerin toplam kaldıkları süreler 6 ayı geçiyorsa,
bir bundan stopaj yapılabilecek yapılması mümkündür ama hiç gelmiyorsa stopaj yapılmayacaktır. Bununla ilgili muktezalarda şöyle bir belirleme var. Hani şirket bunun daha önceden 6 aydan önce gelip gelemeyeceğini bilemeyeceği için böyle bir durumda eğer Türkiye'ye geliyorlarsa stopaj yap. Ama 6 aydan fazla kalınmadıysa bu stopajın iadesi edilebilir diye muktezalar bu şekilde verilmekte. Diğer bir örnek yine Alman firmasından alınan mühendislik hizmeti nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılacak mıdır? Mühendislik hizmeti ilk baktığımızda serbest meslek kazancı gibi geliyor. Ama vergi anlaşmalarında bazı ülkelerindeki vergi anlaşmalarında nüans farkları var. Bu Almanya anlaşması onlardan birisi. Almanya anlaşmasında serbest meslek kazancını sadece kişinin elde edebileceği düzenlenmiş. Yani bir şirketin serbest meslek kazancı elde edilmesi şeklinde bir düzenleme Almanya anlaşmasında yok. Bu durumda Alman firmasından bir mühendislik hizmeti aldığımızda ilgili anlaşmaya göre iş yeri maddesi var 5. maddesi ilgili anlaşmanın. Bu maddeye göre eğer bu mühendislik hizmetleriyle ilgili Türkiye'de 6 aydan fazla kalınıyorsa ya da bir iş yeri varsa Türkiye'de bu şirketin bu ticari kazanç sayılıp ancak o zaman Almanya'daki şirketin burada ticari kazanç elde edildiği varsayılıyor. Eğer öyle bir şey yoksa bu şirketin buraya hani bir şekilde mühendislik hizmet için buraya gelmiyorsa şirket yetkilileri ve 6 aydan fazla da kalmıyorlarsa ya da gelip de 6 aydan fazla kalmıyorlarsa Türkiye'nin vergileme hakkı yok. Bu anlamda vergileme hakkı Almanya'da olacak. Bu anlamda herhangi bir tevkifat yapılmayacak bu durumda. Almanya firmadan kiraladığınız iş makinesi nedeniyle yapılan ödemelerde tevkifat yapılacak mı? Yine gayrimaddi hak maddesinde ilgili vergi anlaşmalarında sanayi ticari veya bilimsel teçhizatın kullanım veya kullanım hakkı karşılığında yapılan ödemeler de gayrimaddi hak sayılıyor. Burada da Alman firmadan kiraladığımız iş makinesi bir ticari teçhizat olduğu için bunun kullanım nedeniyle yaptığımız kira ödemesi üzerinden yine anlaşmanın ilgili maddesine göre %10 vergi tevkifatı yapmamız gerekiyor. Son olarak şirket tarafından yurt dışı mükemmel firmaya borç para kullandırılarak faiz geliri elde edilmesi halinde bu gelirle ilişkin ilgili ülke mevzuatına göre %15 oranında yapılan kesintinin kurumlar vergisinden mahsubu için apostil edilmiş form yeterli midir? Apostil uygulamasını muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu Lahey Sözleşmesi ile Türkiye'nin de kabul ettiği bir belge. Bu belge olduğu müddetçe bu belgeyle ilgili yurt dışında bir vergi ödendiği bir şekilde bu belgede görülüyorsa bu belge kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu 30. maddesine göre Türkiye'de bu yurt dışında ödenen vergi mahsup edilebilecektir. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sayın Fatih Kaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, benim saatim 5 geçiyor. 20 geçe soruları toplayalım. Bir 15 dakika şey yapalım. Arkadaşlarımız sorularınızı yazarsanız toplayacağız. Evet, 20 dakikada 2 vergi öderiz.